bastım goli veya hayırlısıyla ne olacaksa olsun. Bakayım giriyor muyuz canlıya? Canlı geliyor canlı. Ya lelel ya lelel. Evet. Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Lisan el gayb. Lisan, Lisan el gayb. Lisan Kardeşim değil midir ki baharatı yediğin zaman daha ilerileri göreceksin? O zaman siz hala mı da inanmazsınız? ...falanlar o filanlar... Çarşı. ...sevgili arkadaşlar... ...bugün heyecanlıyız... ...hiç introda arka planda ses yapasın falan yok... ...intro hızlıca geçsin de <laughs> sizle beraber... ...Dune konuşalım istiyoruz... ...Dune'un da arkasından ben... sizlerle Avatar konuşacağız... ...başka da bir takım filmler izlemiştik... <laughs> İsimlerini hatırlamıyorum bile... <laughs> ...onları konuşacağız... <laughs> ...ne yazık ki Ne yazık ki Dune her şeyi fethetti ve... ...yine Dune, Dune, Dune diyoruz... ...sevgili arkadaşlar... ...hey Sam şu kitapların listesine bakar mısın... ...lanet olsun dostum 6 tane Dune kalın bir, kalın Dune, kitap iki. var... Dune 3. <laughs> Dune'un Mesih'i, Dune'un çöl gezegeni, Dune'un Tanrı İmparatoru, Dune'un rahibeleri falan filan derken acayip bir evrene hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizlerle Dune Part 2 konuşuyoruz. Ben Deniz Can Sungur, Tan Fümen benle beraber. Hey hanım birer çay koy da bu sefer intromuz duruma özel oldu. İşte Ay. Anlayayım. Evet sevgili Tan <laughs> ne haber? Ya abi senden ne haber? <laughs> İyiyim ya. Vallahi. Evet. Enerjik, Tanka enerjik iyi. gördüm seni bugün. Evet evet yani nasıl hissediyorum biliyor musun? Elder Link'in DLC'sini izlediğimdeki gibi hissediyorum. Yani böyle evet. işini iyi yapan, severek yapan, düzgün yapan, arka arkaya nice başarılarıyla sana güven vermiş bazı isimler. Ben aynısının devamını yapıyorum. Bak aynı kalitede, yakın kalitede yeni bir iş daha yapıyorum deyince insan böyle bir oh hani <laughs> Anladın mı? Her şey o kadar kötü oldu ki abi. Her şey o kadar bok oldu ki. Biliyorsun vokluk ve SCV'lik bitirdi her şeyi. E, bitirdi abi. abi kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> neyse <Kalite> burada, bitti. <laughs> bu kalite bitti. Neyse burada hep güleceğim. Ee, neyse bu, 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 konuyla ilgili daha makara yapardım da çünkü Zendaya'nın siyahi olmasını falan inanılmaz eleştirilmiş. Daha o tayfada çok sık problemli şeyler var. Çölde nasıl zenci olur konulu Zendaya eleştiriliyor şu anda ama bunun ...başka bir videonun konusu olsun... <gülüyor> <gülüyor> ...biz güzel şeylerden bahsedelim... ...evet ya gel ee, pozit pozitif yapalım... Aynen. <laughs> ...evet evet yani... ...manyaklarla uğraşılmaz çünkü... ...ha bunu söyleyeyim bu arkadaşlar bir şekilde yatay bakışa... ...ilk kez girdiyseniz yatay bakış programında... ...spoiler uygulaması vardır bu da ne demek... Yalla, genelde izlediğimiz eserle ilgili değil ama o esere benzeyen diğer eserlerle ilgili örnek veriyoruz. Çünkü bu programda bir takım eserler konuşulmaktadır. Aa, spoiler ben ölüyorum falan tarzıysanız derhaliyetle videoyu terk etmenizi rica ederiz. Kimseyi üzmek istemeyiz. E, bunu spoiler da... yerleştirme var. Aynen spoiler yerleştirme vardır programımızda. E, onu da söyleyelim. Sonrasında e, Tancan şimdi sen geçtiğimiz Dune'u ilk gittin sinemalarda izledin. Sonra Hans Zimmer ha. yaşadığın şehre geldi. Elleriyle dün şeyleri çaldı, müzikleri çaldı. Onu da sahnede izledim. İlk köfte yaptı evet bize. Ha, böyle bir ağzınıza verdi müzikleri falan. eğlendiniz, <laughs> keyfiniz yerine geldi. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Nereden başlayalım bunu konuşmaya? Bir şey söyleme Bak bu kadar. Ya biz bunu konuşmaya nereden başlasak seviyesinde bir film. Bundan önce Dune'da yaşamıştık biz tekrar hatırlıyoruz. <laughs> <laughs> ben, ben şuradan girerim ya. Ben doyamadım abi filme. Hey ya. Gerçekten. Yani bu hafta muhtemelen bizim Sezgin Çavuş'u hatırlayanlar vardır. Onunla bir daha gideceğiz. Konuştuk. <laughs> bir daha gidelim abi falan diye. Sezgin Elgayip evet. Orada olsam sen de muhtemelen bir daha giderdik. Yani doyamadım abi çünkü yani filmi pozitif gözüken negatif yani negatif bir şey mi ama pozitif eleştirim var. Daha fazla olmalıydı bu film. Yani daha Neden 4,5 saat değil? Ne, aynen. Neden Hep Neden 5,5 saat değil? Kesinlikle buna katılıyorum. Ben yani, bu filme 220 lira artarak. verdim mesela. 270 lira verdim galiba hatırlamıyorum. Neyse IMAX bileti verdim. Mesela Deniz Villan dese ki... ...hocam ben 3 tane IMAX bileti parası istiyorum senden. Ama 6 saatlik film. Hemen. Hemen evet. yani. Hani... Hatta IMAX'e sığmadığı için iki kere girip çıkarız 6 saat. Tabii yani. üçer, tabii. tabii. Üçer. Abonelik atarım ya. Bir yıllık abonelik benden bedava ya. Verir, verdim gitti yani. Sen yeter ki film yap kurban olduğum ya. Yani çok coştum be kardeşim. Ha bir takım bir şey söyleyeyim mi bu arada? Ha, ben bak temizinden biraz gıcıklık edeyim ama ben Dune'un ilk filmini bu filmden daha çok beğendim. Hı hı. Ama örnek veriyorum. İlk film 10 bölü 10'luk filmse bu da 9 bölü 10'luk film şimdi. Hani birkaç tane böyle takıldığım konu var. O da şimdi bu film ikinci film olduğu için ilk filmde ulan herhalde ikinci kısma bıraktı dediğim bazı konular ikinci kısımda da çıkmayınca <laughs> Biraz götüm yandı aslında ondan bahsedeceğim ama. İyi e sen oradan gir o zaman istiyorsan. Ben de ikinci filmi çünkü daha çok beğendim birden. Sen başla o zaman. Çünkü ben negatif bir şey konuşmak istemiyorum aslında. Sonlara doğru söyleyeyim. Yani bunlar negatif şeyler de değil de aslında hızlı söyleyeyim. Dune'un evreni çok geniş. Çok kalın bir evren. Daha böyle bir evren. Evet. Haliyle filmler yetişsin diye. Üçer üçer iki saate sizi sığsın diye. Çok fazla şey dışarıda bırakılmış. e Bunlara tabii yarımşar saat ayıramazsın ama... Bir sahne iki sahne de olsa hani örnek vereyim ilk filmimizde en azından biz Atreides ailesine bağlı olan Mentat'ı görüyorduk. Şeyi evet. neydi adamın ismi unuttum rahmetlik. Havat. Gavat'ı görüyorduk mesela tamam mı? Tufiravat <laughs> <laughs> Tufir ha, Tufir'i tufir görüyorduk mesela. E şimdi ikinci filmde hani ha, artık Mentat, Kuntat anladım bunlar komple esilmiş geçilmiş. Yani Dune evrenini biraz abim inceltmiş. Ama evet. neticede bu bir film uyarlaması. Ben buna kızmıyorum. Tatlı bir şikayet. Hani keşke bir parmağımıza bir bal çalsaydım. Birkaç tane biz yani şu evrenin şu zen sufi taraflarını anladın mı? İşte Paul'ün mesela ilk filmde şey daha çok görüyorduk. Paul'ün ne kadar fazla konuda ne kadar fazla eğitilmiş bir manyak olduğunu. işte Dune evreninde bir takım karakterleri ne noktalara kadar eğittiklerini. Ya çünkü Dune ne de olsa yapay zeka butleryan cihatı yaşadıktan sonra makineler ortadan kalktığı için bütün insanların ...kaynında e, hayatlarında gidebilecekleri en uç noktalara gittikten sonra var oldukları bir bilim kurgu evreni. O kısımları biraz abim şey yapmış yani ya hadi bakalım hani ona da takılırsak bunun sonu gelmez demiş ki haklı. Yani onu da söyleyeyim hakikaten 4 saat olurmuş film. Ama insan bir şey oluyor be. Yani şu Evren'in daha nice renkleri vardı. Keşke onlardan da bir parmak bak çok değil. Hani böyle serpme kahvaltıda mesela her şeyden koyar da... ...bir tane de jambon koyar yani çünkü pahalı oluyor jambon. <laughs> bir tane koy bir, yani bir tane koy yani. İlk filmde en azından bir mentat kardeşimiz vardı. Onlar falan komple unutulmuş artık. İyice şey olmuş. Fedra Ehud'a bağırıyor, o bağırıyor, o bağırıyor falan. Yani kendi odaklandığı yeri daha iyi yapmış. Ama odaklanırken Evren'e dair birkaç tane... Baharatı sosu dışarıda bırakmış. Tek yapabileceğim eleştiri benim filme bu. Aa, eleştirilerim bitti bu kadar. Hadi <laughs> bitti şimdi. <mi>? Bu kadar. <laughs> Eleştirilerimiz bitti. Yani yaptığı Yatar kısmı mı? çok iyi yapmak için bazı şeyleri dışarıda bırakmış. Bu Negatif bir şey bile değil yani. Koca kitapta elbet odaklanacak adam. Ama diyorum ya yani bir 10 dakika daha sıkıştırırmış bir. Hani bir dakika hani bir yerde birisi dese ki işte atıyorum şu anda Harkonen'lerin mentatları da bu konuyla ilgili şey yapıyor. Acaba Tufir'e ne oldu falan diye. Aa mentat Hı -hı. ne lan falan. Hani bir böyle bir parmak bal çalsalarmış. Güzel olurmuş. Çok silinmiş gitmiş bazı şeyler. Bir ona üzüldüm. Bence bunu yapmamasının nedenini ne biliyor musun? işte Marvel'cı değil çünkü Windows. Şimdi Marvel'cı olsa ya 20 senelik Planlarız abi işte birinci faz, ikinci faz, beşte o gelir, üçte bu gider. Ama bunu yaparken de biz filme göre yani her filmde karar veririz. Şimdi öbürü oynar, öbürü bir tanesi tacizi çıkar, yok işte <laughs> film izlenmez onu değiştiririz kesin. <laughs> o yüzden günlük kararlarla 20 yıllık evren yaratmaya çalışıp işte ne noktaya geldiklerini görüyoruz. Muhtemelen Villeneuve 6 kitabı hatta bütün düğün evrenini çok iyi bildiği için. Çünkü şöyle bir açıklaması da vardı. Hani benden sonra da bu iş devam etsin isterim. Hani ben yapımcı koltuğuna geçeyim. Hı -hı. İyi yönetmenler bulalım bu iş gitsin ya da dizisi çıksın, çıksın. ya da dizisi çıksın işte Beneceser dizisi Hı -hı. yapılacak hala bekliyoruz ee, ama orası karıştı yani ama işte bu dizi olamayacak kadar da çok büyük bir iş ya. ama neyse Villeneuve bunu bence kafasında komple planladığı için şu an bize göstermedi ya da çıkardığı şeyler çok yüksek ihtimalle uzun vadede nasıl yapıp nasıl yapamayacağını kendi zihninde öngörmüş ama tabii biz göremediğimiz için çıkarmak zorunda kalmış diye hissediyorum çünkü şeye çok hazır. Üçüncü film hazırmış şu an. ya. Yani ya onu da yazmış arada. Ya yani şimdi buna yazan bir adamın bunları planlamamış olma ihtimali yok. O yüzden hani aynı fikirdeyim seninle. Kesinlikle kızarak söylemiyorum bunları. Ama ben de işte daha fazla Harkonnen detayı görmek isterdim. Daha fazla o Harkonnenlerin evrenini yaşamak isterdim. İşte keşke dizi olsaydı diyorsun ama dizi olamayacak kadar çok büyük iş. Dizi olsa bu kadar İki günde 180-190 milyon dolar kazandı film. Belki kazanamaz. Öyle öyle. Tabii ama yani işte şey. Evet. Ya şöyle ben en azından bu noktaya kadar kaçıncı dakikası şu an? 10. dakikasında yayınımızın bölümümüzün. Yani şu 10 dakikaya kadar izleyip de ikinci filmini be beğenen, izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Kardeşim kitabını okuyun. Sen bunu beğendiysen bunun 4-5 katı da bir bu kadar yatıyor kulağın üzerine. Mevcut evet. kitaptan bahsediyorum. Ekstra 6 kitabından bahsetmiyorum. Yani 3. filmde mesela ...bir takım olaylar olacak. Hadi spoiler vermiyor. Spoiler uygulaması yapılacak demesine rağmen... ...çıkmamış <laughs> filminde spoilerını vermek eşeklik olur ama... ...yani mesela bir Benetel dair burada bir... ...mesaj görseydik. Çünkü Benetel yaksların bir takım yaptığı gelişmeler... ...olaylar bir sonraki filmde çok... ...biliyorsun etkilere sahip olacak. Kulon konuları bilmem nedir. ilginç ilginç konular. Aliya'yı iyi işlemiş. Bence iyi ki var. AX'lere dair hiçbir şey göremedik. Ve her şeyi bıraktım. Özellikle ilk filmde de ikinci filmde de ben diyordum ki ilk filmde hadi işlemediler ikinci filmde biraz daha mı gösterir acaba? E, ee, seyir Sefer adamları da hiç göstermemiş. Yani şöyle şunu söyleyeyim kapıdan girdin sen bir tane adamsın hayatında bir tek Naruto'yu izlemişsin bir de Fast and Furious'u izlemişsin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sonra da gelmişsin Dune'u izlemeye. Çıtayı çok ha. ferah bir yere çektin abi. Yo canı sağ olsun o da seyircimizdir o da başımızın tacı da şunu demek istiyorum. Mesela şimdi o, o seyirciyi düşün. O adam Lord of the Rings'e girince yüzüğün neden önemli olduğunu anlıyor. Hani çünkü yüzük çok güçlü ya yüzüklerin efendisinde. Şimdi Baharat niye bu kadar kıymetli dayı? Bu filme bakarak düşün sadece. Baharat Yüzme çok kıymetli. Geçir, evet, hani niye, niye bu kadar kıymetli ya? Aralarda birileri diyor ki baharatı kontrol eden her şeyi kontrol eder filan diyor. Ya yani niye ama hani bir tane bir yerde bana şey göster ya iki gezegen arasında zıplama sırasında bir işte hani seyri seferler baharatı aldı mı aldı. <laughs> falan göster. Ha gele ha lan. Galaksiler arası seyahat bu evrende baharat sayesinde mümkün. Aristokrasinin yarısı baharata şey olmuş, meftun olmuş, alayı bağımlı. Baharat işte şu 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 şudur falan. Yani fantastik kısımları da birazcık babam aşağıya çekmiş. Onu söyleyeyim. Fantastik kısım derken science fiction kısımlarını. Science fiction'da biraz daha kısmış. Uzay Game of Thrones'una doğru gitmiş. O da güzel bir tat. Ama işte, politikaya çekmiş konuyu evet biraz. Biraz yani. daha, politikaya çekebilirmiş hatta bence. İkinci filmin politikası da bence azdı birazcık. ben ilk filmde kısıp ikide vuracak bunlarla zannediyordum. İkide de yine çok hoşuma gitti. Mehdi'lik kısmına çok odaklanmış. Yani bu da bundan memnunum. Ben zaten şu an hiçbir şey eksik... Yani şu an filmde bence eksikler var. Daha fazla olabilirmiş. Yani hiçbir şey fazla değil. Yaptığını iyi yapmış çünkü. Özetle oraya döneyim. peki şeye odaklanmış olabilir mi? Belki işte baharat konusunu... Aslında klasik anlatı hep böyledir ya işte. Mesela İngilizlerin dünyayı sikmesini anlatırsın ama Hı -hı. hep İngilizler üzerinde anlatırsın. İşte Game of Thrones da aslında sırtın oraya dayar ama genelde e, en güzel yerleri İngilizlerin dışında aslında anlattığı tarihi yerleridir. Yani, yani Hı -hı. alegorisidir. Burada da biraz daha onlara, zenginlere ya da işte bu e, Spice'i yönetip bütün evrene hakim olanlar yerine bütün odağını bence hatta %90 odağını Fremenler'e çevirmiş. Yani devamlı onların mesela su konusunda iki Hı -hı. film boyunca hayvan gibi izledik ya. Yani. Evet evet. Aman evet, abi su su ağlama burnun aktı onu tut. Su 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 yani sanki yani kitapta bilmiyorum hani bu odak ne kadar kayıyor ben daha yarısına kadar okudum için tembelliğimden. Yani tamamında da odak kitapta bu kadar su mu endeksli Susu, yoksa. Evet aynen. Ha, yani belki ondan oraya çevirmiştir her şeyi. Yani seyirciye tabi ama şeyde haklısın hani seyirciyi biraz daha ...yükseltmek için ya da o... E, ...evrenler arası seyahatin... ...gezegenler arası seyahatin... Dune'un ilk kitabının her şeyi çok uzun uzun anlatacak... ...şeyi var, mecali var yani o yüzden... Var, ...suyu var. da anlatıyor, politikayı da anlatıyor... ...factionları da anlatıyor... ...analarımızı da anlatıyor, bacılarımızı da anlatıyor... <laughs> ...onu Sorry. da, imparatoru da anlatıyor... Harkonnen'i de anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor... ...arkadaşlar Dune altı tane şöyle kitaptan oluşuyor... ...haliyle eksik bırakması normal tabii ki... ...yani, yani, hiç, hiç, yani benim bu konuda aslında şeyim yok... Elbet kısacak adam. Ama hani böyle gönül isterdi ki 11 bölü onluk bir film olaydı evet. bu. Ya zaten işte belki de ilk kez bir filmin dizi olmasını istedim bu kadar çok ya yani ama olmaz. Bu filmde dizi olmaz. Öyle bir iş. Yani çok büyük iş. Bu kadar büyük işi bir dizide çok büyük bir yatırımla yapman çok kolay değil. Yani kazanamaz bu kadar zaten. O da ayrı bir sorun. Şu anda bir de ilk, ilk film ikiye katladı oğlum. İlk film İlk açılış günü 60-70 milyon falan da hatta 3'e falan katladı galiba. 180 milyon yapmış hafta sonu. Yani şey impact'i çok ilginç. Yine e, insanların hep ağladığı uzun filmi iz izleyemiyoruz. Aslında bilim kurgu öldü, sinema bitti döneminde gelen en etkili iş oldu. Yok. Ya bu filme ön yargılı olanlar abi. bile çok beğendi yani. Kaç dakika <laughs> yani ben filmin geçtiğini fark etmedim. Başladık filme. Evet. Lisanne El mayıp derken aa işte Zendaya Trene biniyor gidiyor falan gibi bir noktaya geldi. <laughs> Valla çok ben hayran kaldım. Bazı sahneler özellikle benim vakti zamanında bu kitabı okurken... Ee, ...kafamda canlandırdığım gibiydi. Ben bu derece beynimin içerisinden alınıp ekrana yansıtılmış sahneleri... ...en son 20 sene önce Yüzüklerin Efendisi'ni sahnede izlerken... ...yaşamıştım. Bu tüyler ürpertici bir his tabii. Şimdi ben yani burada tabii açıp da kitabı okumamış birisi gözüyle haliyle konuşamıyorum... Ee, ...diyonu. Valla... Yani izlememiş herkese kesinlikle biri 2'yi tavsiye ediyorum. kitapları okumalarını da tavsiye ediyorum. Bilim kurgu dünyasının en iyi bilim kurgu dünyasına giriş seviyesindeki en kaliteli es eserlerden bir tanesi dedi zaten dün. Vallahi yani filmi neresinden övsem şaşmış durumdayım. Genelden övüyorum farkındaysan. Spesifik bir yere odaklanalım. Ha, ben bir şeye odaklanmak istiyorum mesela örnek. Yeah. Zendaya. İlk yine filmde mi, yine mi beğenmedin? Yok ha? lan tam tersi. <laughs> Vallahi Hayır. tam tersi. Kadın benim gönlümü aldı. <laughs> İlk kez hayatımda bir eserde ulan buraya niye Zendaya'yı koymuşlar? Instagram'da takipçi sayısı yüksek çünkü bu karının demeye evet. fırsat bırakmadı. Kız oynamış. Hatta kızın rolünü de arttırmışlar. Chani tarafında baya değişiklikler var kitaba kıyasla. Sen ikinci yarısına geçmedin değil mi daha kitabın? Tam iki tam şimdi filmin ikinci filmin başına geldim kitapta. Okey. yani ki, bu bu filmde Chani'yi değiştirmişler abi öyle söyleyeyim. Ee, Hı -hı. Hatta şöyle bir şey de yapmışlar. Fremenlerin içerisinde 3. kitapta da çok daha kıymetli olacak muaddibe inanmayan Fremen sektini bu kitapta da çok daha erkenden bize tanıtıyor. Hmm. Ee, ve Fremenleri tektipleşmekten de birazcık çıkartmış. Yani şimdi kitapta Stilgar olsun, farklı başka karakterler olsun. Fremenler birazcık daha te tek tip. Hepsi böyle bir şeylere odaklı, işte saldırgan, keskin konuşan, savaşçı işte şeyli ne söyleyeyim sert falan böyle şey karakterler atarlı. böyle tam atarlar hani böyle fremen falan. Burada biraz fremenlere renk ve tat eklemiş. O tarz fremen de var, bu tarz fremen de var. İnanan fremen de var, inanmayan fremen de var. Genç nesil var falan. Ha evet hani <laughs> işte eskinin fremenleri daha inançlı iken yeninin fremenlerinin biraz daha kafası açık. Hoş tabii kitapta şöyle bir şey var. Bunlar çöl insan oldukları için biraz da cahiller. Burada o kadar cahil değiller. Şimdi mesela öyle bir fark da eklenmiş buraya. Yani biraz daha fremenler dış dünya ile ilişkisi olan en azından Arakin'de olan bitenlerden biraz daha haberi olan kişiler olduğu için mesela Çani başta kalkıyor kaç kere şey diyor ya bu mehdi hikayeleri falan bunlar yalan sizi inandırmaya çalışıyorlar siyasal İslam falan filan diyor böyle <laughs> ben bu mesajı tabii ki çok uygun buldum kesinlikle yani <laughs> kitaba kıyasla değiştirilmiş o yüzden böyle şey filan diyenler olabilir Lan işte Chani'yi zenci yapmışlar. Bir kere çölde zenci mi olur falan diye çıldıran bir tayfa olacaktır eminim. <laughs> Ama e, bence güzel bir tat olmuş. Neticede 2024 senesinde izlediğimiz bir film bu bizim. Elbet biraz bu zamanlara da dokundurması lazımdı. Güzel bir değişiklik olmuş. Ya bu Mehdi falan filan antin kuntin beyninizi yıkıyorlar falan diyor Chani ve arkadaşları. E, süreç içerisinde de Paul aslında... Yine onların tarafında çünkü Paul de Mehdi olmak istemiyor. Çünkü Mehdi'nin sonunun hmm. ne kadar kötü olacağını görecek kadar Mehdi çocuk aslında. Mehdi olduğu için Mehdi'liği istememesi gibi çok güzel de bir kurgu var. Doctor Strange'den daha iyi Doctor Strange oluyor diyebilir miyiz Paul? <laughs> evet evet tabii canım en azından helele hülele etmeden yani gerçekten geleceği görmüş <laughs> adamın ağırlığını da bence güzel veriyor insana. Hani geleceği görmek müthiş bir şey zannedersin ama gelecek çok iyi haberler vermiyorsa belki de o kadar tatlı bir durum değildir aslında yani. Ya da o alternatifleri görmesi, hissetmesi. Ya tabii şey çok iyi bu arada. Yani özellikle işte güneydekiler daha tutucu, onlar inanıyorlar ama burada bence hele de şu dönemde yani dünyada göçmenliğin, işte zorunlu göçün çok arttığı ve işte geçmiş yıllarda artık tarihin komplolarla çarpıtıldığı tam dönemde böyle bir çöl hikayesi anlatmak biraz bence insanların bakışını da etkilemek istemiş bilmiyorum. Yani... Buradaki insanlar Boş yere bu hale gelmedi, kumların içinde yaşamadı, bir damla suya muhtaç bırakılmadı. Boşuna bu insanlar buradan çıkmaya, cennete gitmeye işte onlar oraya taşıyacak birilerini aramıyorlar. Ya sonuçta ya, topluluklar insanların peşinden gidiyor. Yani bunu kimisi Mehdi için yapıyor, kimisi belki bir ordu komutanı için yapıyor, kimisi belki bir devlet lideri için yapıyor. Ne karşılaşırız değil mi bizim ülkemizde? Yani bunu yapıyorlar. Ya buna sen inansan da inanmasan da Kemal Kılıçdaroğlu dediği gibi benim başkan olmamı istediler. <laughs> Biraz konu oraya geliyor yani. E şimdi bunun gerçekten istemeleri var. İşte Paul bunu anlayamıyor başta ve Stilgar şey diyor ya. Hacım senin inanman önemli değil. Biz inanıyoruz. Bizim çünkü arada da çıkmamız hmm. lazım. Hani sen olmasan başkası olacak işte. Hadi, hadi koçum hadi. <laughs> ben inandım sana. Hadi götür bizi buradan. Bakış açısı bence çok iyiydi. Yani o dediğine paralel bunu da bölerek yapması. içeride kavga çıkarması. Çünkü tek tip olsa bir anda gelip herkes desteklese seyirci ikna edemez orada Villeneuve. Hı hı. Yani kitapta nasıl ikna ediyor yine bilmiyorum ama hani Villeneuve tarafından konuşuyorum. İkna etmek çok zor. Özellikle bunu gençler üzerinden böyle bir tartışmaya dökmesi. Paul'un e, mavi suyu içene kadar e, kafa yapısının daha böyle ergen tarafta olması ama sonra çok büyük ağırlığın çökmesi üzerine. Tabi bunda işte yine Chani ile ilişkisinin ilerlemesi de ve daha sonra gördüklerinin Chani ile bir ilişki yaşamayacağını anlaması falan da onu çok etkiliyor. Ve bunu hissettirmek de zor yine göstermeden. Yani sadece aslında onun zihninde dönen bazı şeyleri bize anlatıp bir de Jessica yani annesinin de yaşadıkları da aynı şekilde paralel gidiyor. Sırf ikisinin düşüncelerini bize göstermeden böyle karakter yaratıp bir de üstüne siyasi sos atıp vermesi of yani çok saçma sapan iyi yani. Yok çok başarılı gidiyor. Charlie'nin tabii plotline'ı bayağı değiştirilmiş. Charlie normalde biraz ne oluyor hem normalde? Daha ruhani danışmanı gibi. Polen çok seviyor. Hmm. Peşine düşüyor. Aman diyor de Polen diyor. Filmin sonunda da mesela burada filmin sonunda Zendillo dönüp gidiyor. Kitapta Çari diyor ki işte bu da bizim kaderimiz çekecek falan diyor mesela. Yani. Örnek vereyim. Ben burada daha çok hoşuma gitti Zendillo'nun verdiği karar açıkçası. Çünkü filmin başından kurgulamış. Yani bütün Fremenler eee muaddiplerindince illaki hepsi de düz çökmüyor. Kimisi de asi demiş ki hani Bence daha doğru bu kadar asi karakterli bir milletin içerisinde de fraksiyonlar olmasını çok daha iyi işlemişler. Hatta mesela o top büyük toplantı sahnesi de farklı e, gezegenin farklı bölgelerinden gelen fremenlerin ten renkleri ve tipleri falan da farklı. Yani farklı, farklı evet. halklar bir araya geliyor. Koca gezegenin farklı farklı halkları var. E, bu bir renklilik katmış bana sorarsan. Güzel bir tat katmış. Ee, benim eksikliğini hissettiğim şeylerden bir tanesi. Hem dediğim gibi baharatın gücünü ve etkilerini. Yani Ağabey Hayat üzerinden falan güzel anlatıyor ama... ...özellikle Paul'ün Ağabey Hayat içtiği sahnelerin... ...biraz daha iyi anlatılmasını isterdim. Ee, çünkü şöyle de bir şey var. Kuvvisa Saderah, Kuvvisa Saderah. Kimmiş ulan bu Kuvvisa Saderah desem? Çok önemli birisi abi falan gibi bir durum var ya şu an... ...iki film arka arkaya izleyince. Yani birazcık filmin fantastik diyeceğim boyutunu... ...kısık tutmuş öyle söyleyeyim. Yani aslında işte şeyi anlatıyor mesela rahibilerin nesiller boyunca genetik bir e, program İlik adeta yürüterek evet. ortaya böyle İnsanlığı genetiği... yeniden programlıyor aslında bayan yani. yeniden programlamaya yapabilecek bir tane müthiş bir üstün insan yaratmaya çalışıyorlar işte Paul onun adaylarından bir tanesi, Reuta'yı onun adaylarından bir tanesi yapmışlar. E, roman'da bir karakter daha vardı imparatorla beraber takılan e, bozuk bir kuyusasa derah örneği bir çocuk daha vardı o burada hiç işlenmemiş. Ha, ...yani okay. Kuvisas Haderah... ...ve bu Kuvisas Haderah olmanın... ...çokullu evren içerisindeki... ...geleceği görüp görememeye dair... ...bir takım karışıklıkları var aslında... ...oralara da pek girmemiş... ...aslında oralar üçüncü filmde alınacak... ...bir takım kritik kararları da çok etkiliyor... İnşallah üçüncü filmde anlatır... ...üçüncü filmde de anlatmazsa çünkü... ...biraz tepe aşağı gidiyoruz yani... ...bu işin biraz ruhani kısmı... ...yani çok var bence filmde... ...ama Dune'a kıyasla kısık kalmış öyle söyleyeyim sana... ...yani... <laughs> biraz şey gibi olmuş Polde bir haller geliyor vallahi falan gibi olmuş böyle kesin evet, hiç göstermeden anlatıyor belki hani, evet ama yani Pol de şey gibi değil yani şöyle söyleyeyim hani Pol böyle cinli bir çocuk değil Pol'un şu an geldiği durum kuvvetsizlere iddiası aşırı kuvvetli hani bir yerde çünkü Rahibe de diyor ya kuvvetsizlere ha dünyamız hazır değil biz böyle bir kuvvet daha önce görmedik falan diyor nedir abi bu kuvvet hani ne derece görüyor geleceği? Ne derece bir güç var? Oralara da pek girmemiş. Yoksa aslında imparatora mesaj gönderdikten sonra imparatorun gemisinin iniş saatine kadar tahmin etmiş çocuk mesela. Yani bir kere geleceği gören birisiyle savaşa girmeye başlayınca zaten kaybetmeye başlıyorsun seri şekilde. Keşke birazcık daha onun altını açsaymış. Çünkü üçüncü filmde kopacak olayların alayı geleceği görebilmek ve geleceği görüp görmeyi tercih etmemek üzerindeki dramalardan dönecek. Biraz altına kapalı tutmuş o tarafın. Belki, şey de, de açar belki de iyi etmiş işte ama. Gibi. Üç de açar şimdi. Alya da girecek ki Aliya sanırım bu kitapta var normalde. Onu direkt ana karnında bırakıp ona hiç girmemişler. Yani sadece bir kere gösteriyor yine Paul'un rüyalarında. Belki onunla beraber biraz daha sokup oradan geçişi farklı gösterebilir. Bilmiyorum ya. Belki şeyi bu filmde göstermediği için Bilmiyorum kitapta mesela Fate hemen ölüyor mu? Yoksa Fate'in biraz daha hikayesi var mı? Bana da o biraz böyle sen kullanılabilir bir karakter gibi gelmişti. Fate Reuta'yı daha de. uzun kuruyor ama sonunda aynı böyle bağırarak veriyor. Ha hızlı gidiyor okey. Evet evet. Kes, keskin öldürmüş yani. Okay. Bence baya Fade Reuta'yı şeyde Frank Herbert'ta vaktinde yazar ki ulan finalde de biriyle dövüşsün falan diye. Evet evet <laughs> yani kesin o. Ya. <laughs> ya çünkü ya, üzücü yani burada Herbert'a da eleştirimiz... <laughs> yöneltebiliriz Yani şey, çünkü çok iyi kurmuş bir de. Ya yani Villeneuve'ün de işte bu şeyi gibi birazcık e, laneti gibi o kadar iyi yaratıyor ki karakterleri daha çok şey tüketmen gerekiyor işte. Mesela biz Emin Usta'ya gidiyoruz. Ben iki Yarım duble döneriyorum, üçüncü de yemek istiyorum ama yerim yok. Evet evet. Yok yani. Kalp krizi geçiriyorum. Öyle öyle. Ben aslında ben... şu an bunları anlatıyorum ki kitapları okumayanların böyle bir ağzına bir balmak, parmak bal. Ben çalayım da millet kitabı okusun diye yönlendirmeye çalıştığım için. Yoksa evet, evet. filmden gayet memnunum. Hakikaten tüylerim diken diken oldu. Ee, vallahi. Peki şeye ne diyorsun? Hmm. Kurtlara binme sekanslarını? Abi atalarımız da kurtlara binermiş Orta Asya'da biliyorsun. O yüzden ben evet. oradan ayrıca da etkilendim. <laughs> Yine gördüğün gibi nerede Güzel bir büyük bu. savaşçı var hep bir kurtlarla bir ilişkileri var. Bozkurt olsun, çöl kurt olsun. <gülüyor> <gülüyor> kurt olsun da nasıl olursa olsun. Aynen. Yani <laughs> bir şekilde bizim kahramanlık testlerimizde bir yerinden bir kurt olacak abi. Öbür türlü olmuyor. Ya şey e, ikonik yani bir şey söyleyeyim mi? İkinci film biraz daha Hollywood filmiydi aslında. Özetle ben bunu söyleyeyim sana. Bu kötü yapmıyor filmi. yani Hollywood'dan çıkmış nece filmler var. ikonik hala bugün baş tacı ediyoruz. Birazcık daha Hollywood filmi yapmış, birazcık daha Villenünün alışkın olduğu sanat filmi diyeceğim şu an çok kötü bir tabirle, ee, ama Aynen. hani onu orayı birazcık daha Hollywood'a çevirmiş, Solo Canına da binmiş, mesela Stilgar biraz daha komikçe bir karakter olmuş, hatta şey esprisi işte o, um, Monty Python and The Holy Grail, uh, Holy Grail değil, uh, Life of Brian'da. Ben Mehdi değilim. Gördünüz mü? Mehdi evet. değilmiş. Sen evet. Mehdi değilsin filan hani o sahneyi de birebir neredeyse yapmışlar hani. <laughs> Pol geliyor ben Mehdi değilim diyor stilgar tabii. İsa ki, ya tabii ki adam Mehdi değilim diyecek. Görüyorsunuz filan yapıyor böyle hani. kadar alçak gönüllü diyor Hem komik bir sahne hem de ne yazık ki acıklı olacak derecede bizim ülkemizde kaç tane tarikatta yaşanmış belgeselleri çekilmiş yani Mehdi ben Mehdi değilim diyorsa zaten Mehdi'dir mantığı gerçek yani çatır çatır acı bir şekilde gerçek bir de yani yani. Ee, yani hem komik hem de böyle şey yani Stilgar mesela biraz daha böyle sert biraz daha böyle hani o çöl adamı falan hani biraz daha böyle Rambo'daki falan vardır ya Taliban'ı böyle Afganistan hani böyle karanlık böyle adamlar falan bir tık daha öyle bir abiydi. daha neşeli bir karakter yapmışlar mesela e iyi İki olmuş abi. Önde vardı lan komedisi. <laughs> Şimdi o geliyordu böyle masaya pü <laughs> diye tükürüyordu falan. az siktir öldürürüm falan. Evet diye. evet evet. Ben tattım. Gördüğü gaza geliyordu. Dur abi falan hmm. diye şey yapıyordu. Yani e, neticede dar. film yapıyorsun. Tabii ki birazcık bir şeyler katacaksın. Hatta şey de ben ilk filmde mesela şeye çok gıcık olmuştum hatırlarsan. Stilgar böyle daha çöl adamı gibi konuşuyor. Zendaya böyle Brooklyn'den gelmiş gibi konuşuyor demiştim. Burada bir cümle şey dediler ya. E, onların aksanı farklı. Onlar farklı yerden geliyor evet. falan. Böyle şey oldum. Deniz Villeneuve bizi, evet. bizi mi izliyor ya? Falan oldum böyle yani. Teşekkür ediyoruz Deniz abi. Bize kadar izlediysen sağ ol var o. Hatta Kainstiyat'le de, de... Onun da şeyi farklıydı da... Kainstiyat muhabbeti geçiyor muydu Chani'yle? Chani onun kızı ya da şeyi falan... Filmde hatırlayamadım şimdi. Bir yerde bahsediyordu galiba ilk, ilk filmde. Onun da aksanı mesela daha düz falan. Hı -hı. ilk filmde tekrar izleyince onu fark ettim. Ya ben burada senden ayrılıyorum. Çünkü e, aksiyon kısımlarını bence... Biraz bunu Blade Runner'da da yapmıştı işte. Devamlı mesela şeyle ilk dövüştükleri kısımda e, karakterin adını unuttum da o eski sinema salonuna girip ışıklar açılıyor, kapanıyor, birbirleri kavga ediyorlardı falan. Mesela Villeneuve o Blade Runner'da o sahneyi de Olabildiğince hani ben bir aksiyon sahnesini filmin tonunda ne kadar artısı yapabilirim, ne kadar sanatsal gösteririm bence çok kafa yoruyor. Bence Hollywood'dan burada ayrılıyor. Mesela yine şeyin e, Fade'in e, arenada Yaptığı dövüşte işte o siyah güneşte çıkıp bir anda siyah beyaz bir ortama girmesi, orada yaptığı dövüşlerdi karakterlerin devamlı e, kameradaki yerinin değişmesi vesaire bence bayağı kafa yormuş. Hani o şeyi kaybetmeyeyim diye ve bence başarmış da. Yani o çöldeki kavgalar da yani bir yerde şeyleri tepeye çıkartıyor. E, Harcoyan askerlerin sonra oradan aşağı düşürüyor böyle onları. Tekrar şeye böyle bi, yağmur gibi yere indiriyor falan orada böyle şey pol kaçmaya çalışıyor. Bilmiyorum ben böyle bakınca çok sevdim. Hani aksiyonu da bence olabilecek en e, ağır tahas seviyede olmuş böyle bir film için. Çok tatlı, Hollywood tatlı. şeyine düşmemiş. Şey çok ilginç. E, i̇lk filmde çok daha fazla vurguladıkları e, yakın dövüşlerde kalkanın önemi ve kalkan yüzünden bıçakları yavaş kullanma mantığını evet. bir sallamışlar bu filmde. Hele son sahne. Bilmiyorum fark ettim mi onu. Bir yerde böyle Fate Travita atıyor zaten. Sanki mübarek evrendeki herkes atıyor. Final sahnesinde bile kalkan malkan yok. Herkes laba luba giriyor birbirisine. Erkeklik geliyor biraz o. <laughs> evet yani çünkü çünkü biraz daha Hollywood'u etmiş anladım Hani şey demiş ya kalkan falan yavaş bıçak. Millet onu anlamadı abi. Millet çak çak istiyor falan olmuş birazcık. Bu da bir eleştiridir. E, onu da sallamışlar. Halbuki normalde ben yanlış hatırlıyor olabilirim bu arada. Kitabı daha güncel okumuş arkadaşlar bana hatırlatsın ama final sahnesinde atom bombalarını böyle zıbaz diye çakıp işte solucanlarla giriyorlar ya şeyden içeriye. Hı hı. Benim hatırladığım normalde orada kişisel kalkan jeneratörlerine lazer sıkarak atom patlamasını, atom bombası gücündeki patlamayı evet, gerçekleştiriyorsun. Hicap öyle anlatıyor. Ha. Evet. Çünkü Oturayım. yani aslında bu evrende robotlar ve yapay zeka olmamasının dışında herkesin dövüşlerde deli gibi bıçak kullanmasının sebebi de kişisel kalkanların icadı ve kişisel kalkanlar herkes kullanıyor. Kişisel kalkana enerji silahı sıkarsan atom bombası gücünde minik bir patlama yaratıyorsun. O yüzden bütün evren lanet olsun abi her yer kalkan. Hani biz bunu kullanamıyoruz. Herkes bundan sonra bıçak dövüşüne dönüyor. Hani Hong Kong'da İngilizler silah yakalım yasaklamıştı. Herkes karateci olmuş evet. ya. Evrende <laughs> onun gibi bir değişiklik var. O yüzden aslında lazer silahları böyle pataküte herkes rahat rahat kullanmıyor bu evrende. E, o oraları patlatmak için onu kullanıyorlardı. Burada harbiden gör hale geliyor. Oğlum diyor depoda çok güzel atom bombam var bir gör dayanamazsın <laughs> falan diyor. Yani kalkan yani bak ilginç bazı şeyler var baharatı daha çok vurgulayabilirlermiş. Böyle bir onu hafif unutturmuş. Yani Paul'e çok büyük etkileri var da ne etkileri var. O kadar bahsetmiyor. Kalkan muhabbeti bir yerden sonra Fade üzerinden atınca herkes evrende böyle bir genel trend başlıyor herhalde. Hani şey Ellen DeGeneres selfie çekince herkes 10 seneden beri selfie çekiyor. <laughs> onun gibi Fade Reuto influencermış demek ki. Kalkan <laughs> muhabbetini unutuyorlar. Ee, dediğim gibi mentatlar evet. falan filan yok oluyor ortadan. Böyle bir biraz böyle Abi tamam düğün falan ama aralara da girersek çıkamıyoruz. Biraz salalım bazı şeyleri olmuş galiba. Balkan'da bence şöyle olmuş. Fade'in özellikle zaten o şeyde bozması yani kapatması artık o asıl şey dediğin doğru. İnflüans etmek istiyor orada. Aslında bütün o seyirciyi de şeyde şey, adamın adını unuttum. amca amcası Arkonen'i de hı, hı şey yapmak istiyor artık etkilemek ya yani daha doğrusu ona bahşedilen şeyin daha da üstüne çıkmak istiyor yani artık ben ben Mehdi'yim ulan ben ölmem zaten burada şeyine bence orada bir influence etme ihtiyacı var en sondaki kavga da öyle aslında erkeklik yayını ondan yaptım hani Mehdi sen okey demek ki bundan da çıkabilirsin korunmamak oradaki halkın üzerinde çevrenin üzerinde ayrı bir influence yaratıyor ama iki dövüş için söylüyorum tabii hani diğerleri için bir hmm. şey diyemem ama bence okey yani orada çıkarmaları. Çünkü Fade'in zaten bütün motivasyonu ona dönüyor ki amcasına saldıracakken de dönüyor oradan. O da onu Tabii. influence ediyor. Böyle bir döngüye giriyorlar. Hatta bence konu şuna gidiyor. Ee, bir noktadan sonra şeyin çok güzel bir lafı vardı. Ee, Lee karakterinin adı Fenrik. Ha. Fenrik şeyle ilgili Fade'le yattıktan sonra gelip şey diyordu işte. Cinsel olarak kontrol etmek çok kolay diye not düşüyordu böyle. Zaten çocukta kız olacaktı. Ki sana burada bir soru soracağım bununla ilgili. Hı hı. Biraz şey hissiyatını da vermişler orada. Yani domine etmeyi sevenler aslında domine edilmeye çok açık oluyor bir noktadan sonra. Ve domine edilemeyeceğini göstermek isteği başlıyor. Fate'de de o başladığı için kalkan indiriyor. Bir noktada hı hı. bence Paul da o yola giriyor. Ve buradaki Chani kararı da doğru işte. Yani Chani onun onu etkileyemeyeceğini anlıyor zaten. Ve kitaptan değişiklik olarak... E kadere razı olmak yerine basıp gitmesi daha iyi bir fikir oluyor. Ya da işte yine keza diğer tarafta şeyin Irulanın "Aa ben bunu belki başka yerden yakalarım." duruşu, diyalogları da başka bir şey hizmet edecek muhtemelen 3. filmde. O yüzden bir dengesi var aslında bu kalkanı çıkarmaktan dominasyona ve influence'a kadar giden süreçte. Benim burada bir tek takıldım. Biraz... Filmde, filmde tematik olarak çok iyi. Ben yine kitap tarafından konuşuyorum biraz. Hani seyirci de kusura bakmasın. Film, yani sırf filmi izliyorsan bu kadar rahatsız olmazdım bu bahsettiklerimden. Tabii ki. Şeyi soracağım sana. Ya biraz okudum da orası tam sen kitapta da anlatılıyor mu anlatılmıyor mu anlamadım. Ee, şimdi Jessica Paul'u Leto erkek istediği için ve onu sevdiği için kontrol ederek erkek yapabiliyor ama istemez yani normalde Benejezer'ler erkekse de anladığım yani kadarıyla şeyi kontrol etmiyor. Erkek olsun demiyor ama erkekse onu düşürebiliyor. Kız olana hmm. kadar da şeyleri, enzimleri kontrol edebiliyor gibi bir durum mu var? Yoksa direkt "Aa bu erkek olsun" deyip erkek mi oluyor? Yani yapabiliyorlardı tamam. hatırlıyorum ben. Yani ben okuyalı bayağı oldu güncelde okumadım ama zaten mesela anlatılmayan pek çok şeylerden bir tanesi Benejezer'lerin bu ses kontrolü, mental ve fiziksel bir şey, kaslarını kontrol etmekle alakalı. Ee, evet. annesinin pole eğitimini verdiği şeylerden bir tanesi unuttum şimdi bir tane Hintçe bir ismi var ee, işte ha, ilk filmde anlatıyordu evet, evet. Kontrol et, ses kontrolü de değil yani. şey fiziksel olarak da mesela pol e, benzerlerine göre çok daha üstün bir fizik kontrolüne sahip çünkü işte cezeretler kendi fizik ve kas sistemlerinde de normal ötesinde kontrol edebiliyorlar İşte bu biraz şey gibi işte Dune'un genel temalarından bir tanesi zeki adam mı lazım abi mentat diye bir klas var bir, ...bir kast var... ...onlar beyinlerini artık makine yapmış... İşte doktor mu lazım... İşte yeminli doktor var onunla çalışılacak... ...rahibe mi lazım... ...rahibe işte kasını geliştirmiş... ...büyüye kadar gitmiş... ...bedenini geliştirmiş bilmem ne yapmış... ...Jessica falan çok iyi bir dövüşçü aslında... ...yani, yani. Pol de yani normal insanın ötesinde... ...dövüşçüler ikisi de... ...ve oralardan da çok bahsetmemiş yani... ...ortalama bir fremenin pol'e hayranlık duyması... ...ki bu filmde de gerçekten oluyor ama... Hani şey gibi düşün. Pol normal bir insandan daha yükseğe zıplayabilen, daha fazla ağırlık kaldırabilen sıska olmasına rağmen bir çocuk. Çünkü sallıyorum şu an. Özel Bene Cezeri tekniğiyle kasından %100 verim alabiliyor çocuk. Hani sen %60 verim alıyorsan falan gibi böyle daha eğitime yönelik. Artık böyle nasıl söyleyeyim. Özel teknikler, özel öğretilerle bambaşka bir noktaya gitmeye yönelik. insanı kendisinin ekstrem uçlarına taşımaya yönelik pek çok hareket var. Hatta aslında bu kalkanlar üzerindeki bıçaklı dövüşün de mantığı şu. Kalkanlar Üze'ki bıçaklı dövüş bir önceki filmdeki Ayda e, Aydaho'nun sardukarlarla dövüş sahnesi o açıdan çok iyiydi. Evet. Bıçak bıçağa gelip sonra böyle çok yavaş bir şekilde sokman gerekiyor. Yok. O yavaş sokma süresi de birisi çok rahat senin elini itebilir. O yüzden Dune'daki Dune evrenindeki bıçak dövüşleri öyle zapata zupata hebede de hop falan gibi olmuyor yani hani herifi böyle öyle bir kundana getireceksin İhtiyamda ki lazım. yavaş yavaş saplayabilmen lazım. İlk filmde mesela Leto'ya bir tane bir şey püskürtüyorlardı hatırlıyor musun? Ondan çıkartmaya çalışıyor vakit geçiyor geliyor yavaş yavaş. Evet. Yani o sürecin bir mantığı var. Çünkü o evrendeki insanlar kaslarını vücutlarını fiziklerini tekniklerini öyle bir geliştiriyorlar ki yavaş yavaş saldırdıkları noktada bile hani Dune evrenindeki karakterlerin çoğunun bugün bizim alıştığımız insanların çok ötesinde bir fiziksel ve zihinsel kapasite ve eğitimle yani bunların hiçbiri de şey değil bu arada büyü gibi değil aslında. Burada bir tık daha hani şey gibi olmuş. işte çöl ya, uzayda değil miyiz? Bu abla da yüksek sesle emir verince herkes yapsın <laughs> falan gibi olmuş biraz. Halbuki o da bir böyle hani eğitimle öğrenilebilen bir teknik gibi bir şey. Ee, oraları birazcık dediğim gibi yüzeysel kalmış bana sorarsan. Ama şey, okey yani. Ya film içinde normal ya evet. Onları ben de işte şeye takıldım aslında. Çok takılacağım konu da de bu. Çocuk belli oluyor mu? Kendimi direkt belirliyor. Yok işte sonradan erkek oluyor da düşürebiliyor mu? Şimdi mesela Paul'un Çenden de çocuğu olacak. E şimdi e, işte kardeşi gelecek. E Fenrig'in çocuğu olacak Fate'den Şimdi bir anda böyle şey anaokulu gibi olacak ortalık ama hep her yani bütün çocukların farklı altyapılardan ya farklı özellikleri var gibi bir durum oldu yani. Bir Fremen mixi var. E, Aliya'yı güzel işlemiş de işlemişler de, filmde de. çünkü bence i̇şte. üçüncü filmi Aliya'nın üzerine kuracak belli ki senin dediğin gibi e, Aliya şu an Gula deniyordu galiba Gula mı yani şey ana rahminde uyanmış bir varlık Hı. çok tehlikeli bir varlık bence onu iyi işlemiş yani pek, pek çok şeyin üstünü böyle hafifçe bir çizmiş ama Aliya'yı işlemekten geri kalmamış çünkü üçüncü film gelirse çok çok kritik bir karakter olacak. Ee, evet, Onu, onu da, da iyi Taylor Joy'un da hem Mad Max'te hem Dune'da iki tane hayvan gibi bir rolü olacak olması da bir anda fantastik. Evet evreni. evet, evet Güzeldi yani. O da, o, ya Bilmiyorum. Şöyle yani özetle. Ben bu filmden keyif aldım. E, fakat birinci filmde böyle hasır altı edilen bazı şeyler ikide birazcık daha anlatılır diye beklerken ikinci filmde onlar daha da hasır altı edilmiş. Ya mesela örnek veriyorum şey teması beni şaşırttı. Şimdi ilk filmde hatırlarsan Dük Leto Atreides üzerine çok konuşuluyordu. Leto Atreides öldükten sonra hatta Harkonnen'in onunla düşmanlığı daha iyi işleniyordu. Mesela Baron Harkonnen çok evet. daha güçlü bir figürdü ilk filmde. E, i̇kinci filmde biraz böyle işte şişmanım ve tahta doğru sürünüyorum falan gibi olmuş biraz. Evet, e, o sahne <laughs> biraz biraz tırttı. Evet, o sahne, yani, e, o sahne yani, biraz tırttı. Herifin ne kadar pis, ne kadar aşağılık bir adam olduğunu biraz unutturuyor ikinci film. Halbuki birinci film o konuda çok iyiydi. Herif hakikaten korku filmi gibiydi tek başına. Eee... Şunu söyleyecektim. Leto Atreides'in Paul'ün babasının Paul için neden önemli bir figür olduğu bence ikide birazcık az işlenmiş. Evet babasının yüzüğünü takıyor, babasının tahtına tekrar göz koyuyor falan müthiş ama ilk, i̇lk filmde de filmde hatırlarsan daha çadırda ilk kez Baharata maruz kalıp da görürler, görmeye başladığında annesini ağlayıp şey diyordu. Milyonlarca insan babama tapındıkları bir kült üzerinden işte bir milyonların kanını akıtacak falan filan diyordu. Çünkü Paul aslında babasına çok seven ve sayan bir evlat olduğu için babasının anısını iyi yaşatmak istiyor. Babasının adına bu kadar kan dökülecek olmasına dair bir korkusu vardı. İkinci filmde mesela flamaların hepsi bir anda Leto Atreides yani Atreides hanedanlığının flamasına dönüşüyor. Ama bunu Paul'ü ne kadar incittiği diyalogta hiç verilmemiş. Paul artık sadece genel olarak mehdilikten korkuyor gibi olmuş. Aslında Paul mehdilikten biraz babasının hatırına da korkuyordu. Benim atreyi de sahnede anına getireceğim şey bu mu diyordu. Ve işin ilginci ilk filmde bu tema çok işlenmişti. Bağırıyordu çünkü çocuk. Babamın adıyla milyarlar ölecek falan. İkinci filmde bir anda şey oluyor. Milyarlar ölecek. Babanın adıyla mı? Hayır hayır. Milyarlar ölecek genel olarak. <laughs> yüzük yüzük var abi. Falan. Yani işte böyle bir, bir Dediğim gibi bazı temaları hani ya kanka çok karıştı artık karıştırma sen de millet onu mu hatırlayacak deyip hasır altı etmişler. Buna aşırı kızamıyorum ama Böyle küçük küçük... ...ah be abiler oluyorum. Öte yandan adam bunları hasır etmesiyle... gişesi iki katına çıktı mı? Çıktı şimdi bak Allah da var. Yani <laughs> biraz daha saçmalaştırsa... ...bir sonraki filmde şeyi izlesek. Hızlı ve solucanlı. Hani böyle solucana biniyorlar böyle. Aile önemlidir. <laughs> Aile önemlidir deyip böyle solucanları birbirine çarptırsalar... ...on katı kişi yapacak demek ki. <laughs> Bu arada üçüncü filmde nasıl ineceklerini göstereceğim... E, ...muhtemelen demiş. E, hmm. Normalde kitapta yok... Ama ben oraya iyi, iyi bir fikri buldum. Nasıl ineceklerini göstereceğim. Hatta bindikleri de galiba kitapta çok anlatılmıyormuş. Onu da Villeneuve uydurmuş. Hatta bence şey de çok daha iyi kitaptan. Baron Arconen çen 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 konuşuyor harbiden. Böyle <laughs> Mesela... rabban geliyor. Lan rabban ne yapıyorsun falan. Devamlı böyle rabbanla. Burada konuşmaması iyiydi. O evet, son evet. dediğin sahneye katılıyorum. Yani orada ya tamam hani o tahta o aciz durumda bile hala tahtı düşünmesi fikri tabii ki okey. Ama sahne o tona oturmamış. Bir anda böyle e, e falan diye kalması. Birazcık bir tık şey durmuş. Tondan kopmuş yani. Hmm. Ama mesela Zendaya ve Zendaya ile beraber ya bu Mehdi olayını da biraz abartıyor muyuz acaba? İşte kendi hani, biz dışarıdan değil de kendi içimizden mi bir kurtarıcı beklemek yerine acaba kendimiz mi harekete geçsek? E Tan Danslı Fremen'lerin eklenmesi de hoşuma gitmiş. Gitti. E, gü ya, güzel yani. Yani şey All in All bence çok güzel bir film çekti. Ama dediğim gibi üçüncü filmde abi aptallaştıkça daha iyi satıyor. İşte hadi bakalım ha. Yapmaz <laughs> Deniz Villeneuve. Deniz Villeneuve'nin çektiği en idiot film bu kadar oluyor. Bu da hiç idiot bir film değildi yani. Sadece Dune şey bir kitap. Yani Tuğla Bizar. gibi bir kitap. Adam biraz sadeleştiriyor. Ben ilk filmi de bu kadar sade çekse yine kızmazdım bu arada. Ben ilk filmin üstüne koyar diye beklerken biraz böyle kankalar karıştırmayın falana gelmiş. Okey. Villeneuve hatta delirdi abi şimdi. Yani bir sonraki düğün Mesih'e gelene kadar herhalde 3 senesi olur vardı en az desek. Arada 4 film daha 3 film daha yapacak düğün dışında. Randevu with Rama'yı yapacak. Kleopatra çekiyor bir de hiç ismini vermediği gizli bir projesi daha varmış. Rama ile yani, Randevu mu? O, o da bir bilim ha. kurgu kitabı değil miydi? kimin Arthur C. C. Clarke'ın mıydı neydi? C. Clarke'ın olması lazım. Bu Allah kim. Allah. Ha, onu adam da bilim yapıyor. kurguyu tek başına sırtında taşıyor ya. Punk'ın bayrağını <laughs> taşıyan son adam gibi böyle. Ama ben şey istedim ya biraz gizli projesi inşallah önceden izlediğimiz anime gibi Unsandy gibi biraz daha böyle e, daha sakin, daha böyle bilim kurgu dışında bir filmde olsa güzel olabilir. Çünkü Villeneuve çok geniş yetenekli bir herif. Farklı filmlerini özledim herifin arada görmeyi yani. Valla e, bu adamın neydi o Gümrükten uyuşturucu kaçırıyorlar ve dünyanın en gergin filmi filmi vardı bir tane. Scorpio ha, muydu? Şey, Neydi? Eee Scario. <laughs> Scario. Çok tavsiye yani, ederim mesela sevgili seyirci müthiş. izlemenizi. Yani bildiğin dandirik gümrükten kıçımızda heroin kaçırıyoruz filmi. Ben böyle gergin bu kadar ilginç bir film izlememiştim. <laughs> Vilen'i çok yetenekli adam ya. Artık bunu kaçıncıya kanıtlıyor artık. Biz biz de burada Vinny'yi övmeyelim gel bu saatten sonra. Aynen. <laughs> Ki Sky'a da bak düz aksiyon çeksen çok düz aksiyon film ama orada da aksiyon sahnelerinin seni sürüklediği nokta o gerginlik başka bir seviyedeydi yani. Çok iyiydi gerçekten. Prisoners da öyledir bu arada. O da hmm. dedektiflik hikayesi baktığında temelde. Korkuda ya da kayıyordu biraz. O da öyleydi yani. O yüzden işte biraz bilim kurgu dışında da hani e, hani başkasının hatta sanırım yakın dönem röportajında onu da söylemiş. Hani başkasının yarattığı bir evrende özellikle Blade Runner için söylemiş devam filmi yapmam bir daha demiş Hı. ama kendi yaratacağı evrenler ve kendi dünyası devam edecek belli ki. belki de ölene kadar abi şu kitabı da hiç yapamadık bak yıllardır <laughs> 70 dur yapını da bir yap falan diye önüne gelir belki görürüz daha yani ee... ya oyunculuklara gelirsek hiç bahsetmedik Eledim. herkes çok iyi oynamıyor Eledim. mu filmde Zendaya hiç. dahil ben ya evet kesinlikle öyle ben beni benim gözümü tırmalayan, birazcık sırıtan ya Christopher Walken bile toplasam 5 dakika falan gözüküyor herhalde. Hmm. Herif o kadar ağır bir adam ki zaten. Ama abi saygılar falan oldum. Tabi yani. bazı karakterler hani bazı aktörleri seçmiş sadece ün ve çehresi için bu arada. Anya evet. Taylor-Joy bir kere böyle dönüp selamünaleyküm diyor. Bir saniye gözüküyor gözükmüyor. Bu, bu yani... filmin zendayası o işte. <laughs> Aynen, bu filmin de zendayası o. Mesela annenin rolü azalmış ama yani yeri geliyor birkaç keresinde annesi kaşıyla gözüyle zaten suratının yarısında maske var yine evet, veriyor yani. o elektriği. Ee... Ben kişisel olarak Florence Pugh'un Yerula'nın son kıyafetiyle gelişini çok etkilendim çok seksi olmuş. Maşallah yolu <laughs> açık olsun. Yo o da bence güzel ya. Şu bir tane çok baş rahibeyi oynayan abla var. O zaten böyle son zamanlarda ağır rollerin aranan kadını oldu böyle. Beton surat bir rahibe var ha, ya böyle. Şar Charlotte Rampling adı evet. O bence yerine ve makamine i̇şte. yine çok uygun. Faye Reuta'yı oynayan çocuk hem fiziksel Bakmış. olarak varlığını güzel konuşturmuş hem Baron Harkonnen'in konuşmasını taklit etmiş. Hani amcasına öykünüyor evet. falan tarzında. Baron Harkonnen'in. biliyor musun? Makyajmış o komple. Öyle mi? Ha. Başka Güzel. filmde oynadığı için şey demişler, bağımsız bir filmde oynuyormuş. O filmin yönetmeni demiş ki, hocam bizim paramız yok ama şimdi senin saçını kestirsek biz sana saç ekletemeyiz. Onlar senin saçını kesmemiş gibi göstersinler. Parası çoktur onların demiş, öyle yapmış. Yani evet, yani bu saatten sonra yaparsın. Bir de bembeyaz ampul gibi kafa yapacaksın alt tarafı, bir şey yok yani. Aynen. aynen. Ee, Dediğim gibi Baron Harkonnen zaten Müthiş. adam ilk filmde ilk filmde daha iyiydi açıkçası. İkinci filmde dakikası ve zamanı azdı, diyaloğu azdı onu söyleyeyim. Ee, Rabban'ın da yine aynı şekilde rolü kısalmış ama okey. O zaten daha fiziksel evet. ve hayvan Rabban işte hö bağırıp sağa sola vuruyor eyvallah. Yeah. Ti Timothy Chalamet'e gelirsek Timothy Chalamet bence iki filmde de çok başarılı. İlk filmde iddialı girişken çocuk gibi ikinci iki ilk filmin sonuna doğru Allah'ın tokatını yiyor. İkinci filmde o Allah'ın tokatını yemiş halinden hafif hafif yapması gerekenleri fark ediyor. Ee, abi hayatı içip kendinden geçtikten sonraki versiyonlarda muaddip olarak başka birini oynuyor resmen. Herifin fizik, yüz, kasılmalar, hareket, kaş, göz başka biri oluyor. Takdir ettim yani çok, çok da genç ben. bir çocuk Timothy Chalamet yani bu kadar güzel oyunculuğu ben yani bu kadar oynamasa da iyi oynamış derdim. Yani, yani bilmiyorum biraz herhalde genç oyuncu diye gözümde küçültüyorum ama yani Çocuğun hakikaten böyle pol genco polden başlayıp muaddebe dönüşmesini şeyinden takip ediyorsun, oyunculuğundan takip ediyorsun. Çok hoşuma gitti. Ee... minyon bir tipi de var aslında. Zor onun için. Yani yaşı da aslında baksan 29 falan oldu. Hani lerinin sonunda artık. Tabii hala genç de. 30'ların sonuna da gelse minyon gözükecek ya ona hmm. rağmen hani o tipiyle de iyi bağdaştırıyor rolünü yani. Evet evet zaten biraz çöl faresine de uymuş yani anladın mı yani. Evet. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim ilk filmde de söylemiştim ben bunu. Ben kitabı okurken benim gözümde canlanan Paul Atreides'in tipine çok benziyor Timothy Chalamet'in tipi. Ya bu film beni oradan çok etkiliyor zaten ister istemez beynimdeki adamı görüyorum. Bu biraz şey gibi... Yüzüklerin Efendisi'ni de okurken Ian McKellen'ın canlandırdığı Gandalf'ı ben kitabı okurken beynimde görüyordum. Evet, evet. Sahneye taşıdılar, Ulan Gandalf gelmiş falan gibi oldum Öyle hayret etmiştim. Mesela Bilbo'nun falan işte tipi o o şekilde değildi benim kafamda. Bilbo'nun, Frodo'nun. Sen mesela tam kitapta gözümde canlandırdığım evet. gibiydi falan filan. Ya burada özellikle Timothy Chalamet ya kafamdaki Poğlu çocuk almış da ben Cansungur anlat bakalım nasıl oynayayım demişti de olsa ben böyle anlatırım yani. <laughs> O derece haliyle bir gönülden bir bağ kuruyorum ki Zendaya da öyle. Yani ben anlamadım Zendaya'yı Zenci yapmışlar falan gibi tuhaf muhabbetler <laughs> okudum ben bu konuyla ilgili. Ulan çöldeki peşmerge roket atan terörist kız yani bu. Ne bekliyorlardı ben anlamıyorum ki prenses gibi bir şey, prenses İrulan, prenses sarayda olur. Bu kız zaten şey. Zaten onlar bembeyaz sapsarı ikisi de zaten İrlanda şeyler. Bu kız zaten çölde bom gün roket atan bir kız. O da ona göre yani. Kaldı ki Zendaya'nın normal hali öyle değil. Zendaya normalde Christian diyor reklamlarında falan oynayan bir kız biliyorsun. Burada bir de şey olmuş evet. yani. Çöl savaşçısı falan yapmış kendini. Kafasına mavi bandını bağlamış. Gözleme açmaya doğru hızlıca ilerliyor. Okey yani. <laughs> hani benim kafamdaki Çani'ye çok uygundu yine. Yani kitaplı kitabı okurken de gözümde böyle biri canlanıyordu benim. Ee, fremenler yine hakeza. Yani Fremenlerin castingi çok iyi. Orta Doğu halklarından çok insan bulmuşlar. Simalar çok tanıdık. Ve hep tek de değiller. Diğer kız da iyiydi bak. Çaniyle takılan diğer kız da çok iyiydi. Evet evet evet. Yani şeyde güzel bir kontrast olmuş. Yani castingde de çok daha fazla farklı etnisitelere gidince Paul'ün ve annesinin bu insanların arasında ne kadar dışarıda kaldığı çok bariz daha belli oluyor yani ne kadar farklı oldukları. O Sırıtıyorlar da... orada zaten. Evet, ee, Muaddib'in mağara sahnesi çok iyiydi be kanka. Evet ya bu arada bayağı iyi sahneydi. Hakikaten lisanel kayıptı ya. yani o sahnede ben bile Hı. şey oldum. Ya, o sahne bu arada hüzünlü bir sahne mesela diyorsun, benim için. Girip girip bağırdı sahne mi diyorsun? İçtiği sahne mi diyorsun? E, i̇çtiği sahne bence zayıftı. Girip tamam. mağaraya bağırdığı sahne diyorum. Ba tamam, bağırdı sahne aynen. Şey sahnesi. Tamam. Var mı ulan burada işte şey... E, Polat, <laughs> şey Alemdar, o, biraz... Polat Alemdar racon kesiyor. <laughs> Şey, Cerrah Paşa baskını. Aynen aynen. Devlet baba bilmez ulan benim çocuğumun zayıfını falan diye. <laughs> Kardeşim senin çocuk best zayıf getirmedi mi? Senin anan ölmedi mi? Senin baban bir... <laughs> aynen aynen. Sobaya, sobaya el bombası atıp çıkıyor yani hakikaten. <laughs> Güzeldi ya yani. E, şeyde de muallakta bırakıyor bak seyirciyi. Mesela şimdi kitabı okuyan birisi olarak ben muaddibin ne derece evren ve gelecek görüşü olduğunu hakimim de mesela okumayan birisi şey diyebilir. Ulan Paul buraya bunu araştırıp da gelmiş numara mı çekiyor harbiden mi görüyor yani e, orada da bir, biraz muallakta bırakmış ama şeyi de iyi mesela adam fremenlerin hepsinin başına geçecekse Feremenlerin kurallarını da bir yerden sonra yıkıyor Hani sen beni öldüreceksin sus ulan Burada yolu ben gösteririm falan diye bir anda Bir çıkıyor ya böyle herkes bıçağını çekiyor Sen kimsin lan Teres filan diye böyle <laughs> Güzel bir sahneydi hakikaten Sen bir kimsin de, lan racon kesiyorsun burada Bir de hüzünlü bir sahneydi abi Benim için ben bir hüzün hissettim o sahnede Çünkü 5 dakika öncesinde pol, kadar pol Ne kadar korkuyordu başına gelecek her şeyden Hani bir yerden sonra kaderine boyun eğiyor Çocuk aslında hani Çok kahramanca bir sahne olarak gözükse de reddettiği ve olmak istemediği şey en da dönüşüp full force dönüşüyor bir yerden sonra da hatta. Güzel etkileyici A, bir sahneydi ya. Mi? Evet çok iyiydi ya orası. Orada da yine Stilgar bak Lisan gayip Lisan gayip. falan abi diye. ben dedim Lisan gayip. <laughs> Elbette Mehdi Mehdi değilim diyecek. E Mehdi'yim diyor. O zaman <laughs> Mehdi'dir abi zaten. <gülüyor> 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 Ama Javier Bardem de Josh Brolin'i İkisi de müthiş. Evet, ya. evet. yani çok kritik iki rol ki hani Görne'nin bu filmdeki rolü daha azdı ama yine Hı -hı. de iyiydi bence. Bardem'in daha da fazla ilk filme göre. İkisi de çok iyiydi ya. Yani ki Javier Bardem böyle bir rol için aslında büyük bir isim. Yani ama çok iyi oynamış gerçekten. Hiç, hiç sırıtmamış. Ya bir de alışkın değiliz ya biz bu adamdan böyle roller izlemeye. Yani Evet. Hakikaten sakalı uzatıp biraz böyle neşeli bir Orta Doğu'lu taklidi yapınca şey gibi oldu bir an. Hani taksiciler odası başkanı sinirlendi falan gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> içimizden bir karaktere dönüşmüş böyle adam bir anda. <laughs> e düşünsene No Country for Old Men'deki halini düşün bir de bunu düşün yani. Tabii tabii canım. <laughs> hakikaten nereden nereye ya? Ya bak hakikaten bu arada senin verdiğin örneğin altını çizeyim. Sevgili arkadaşlar No Country for Old Men'i izlediyseniz oradaki eli basınç silahlı psikopatla buradaki Stilgar aynı adam. İkisini <laughs> yan yana koysan iki filmi arka arka izlesen ikisi aynı adam demezsin. Bu adam evet. çok yetenekli bir oyuncu. Yani bunun da altını çizmek lazım. Zendaya mesela hayatında daha önce hiç rol yapmamıştı. Kız galiba ilk kez rol yapıyor burada. Bilmiyorum gerçi. Euphoria'yı izlememiştim. Belki de Euphoria'da çok iyi rol kesiyordur ama. Zendaya Orada bana sorarsan sürekli böyle bir iki dikte iki dikte falan bir kızdı böyle. Yani ben bir rolünü görmemiştim. Burada bayağı böyle şey yani. Hani Eli Maşalı terörist yani anladın mı hani böyle Allah Allah falan diyorsun i̇şte, i̇şte abi şöyle düşün biri sana Marvel senaryosu veriyor öbürü düğün senaryosu veriyor Marvel senaryosunda o dediğin kız oluyor işte hmm. Spider-Man'in arkasında hey 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 falan diye <laughs> diğer tarafta başka bir şey oluyor yani aslında burada da çok rahat Spider-Man'in arkasındaki hey, hey hey kız olabilirdi çanenin altını açmışlar biraz ben söyleyeyim sen i̇şte, kitabı okuyunca o, ama farklı bir çani göreceksin aynen işte ondan dedim zaten Villeneuve o değişikliği hmm. yaptığı için oyunculuk yapma şansı bulmuş bence Aynı şeyi bence şey de çok yaşıyor. Ee, neydi? Barbie ablamız. Barbie de bence bunu açtı sonunda da iyi Barbie bir Barbie oldu. Neydi ya? <laughs> yani Muttum. her her oyuncu işte bu fırsatı bulamıyor. Bulunca da bence sarılıp daha iyi performans veriyorlar. Margot Robbie bu arada evet. Hmm. Ama şey o yüzden iyi yani. Yo ben valla yani on üzerinden 9'um patladı bu filme. Onun üzerinden 10'um bir önceki filme vardı. Onu tekrar edeyim. Eee bu filmde Hans Zimmer biraz az çalışmış. Bunun da altını çizmek isterim. Evet yeni bir şey koymamış Yok. lan sanki, la he, he sen... la be la <laughs> e. Tamam kanka başka. <gülüyor> 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 tamam, hay, onu yaptık ama şimdi. şimdi Zack Snyder'a bağladın sen de biraz. Vallahi bak Howard Shore babanın burada anladın mı? Şimdi büyük üçlemeler falan konuşulacaksa Howard Shore babanın burada elini niye öpmek gerekiyor? Çünkü adam her filminde eski temaları da koruyor üstüne yeni tema da koyuyor. Ben Dion'un ilk filminin soundtracklerine hayran kalmıştım. İkinci filmin soundtrackine hayran ilk... kalmadım. Çünkü ilk filmin soundtrackini bir daha dinlemiş gibi oldum. Aynen. İlk Bene Cesaret geldiğinde nasıl etkilenmiştik filmde düşünsene. Tabii, bu tabii. müzik çıktığında. Şimdi böyle bir sahnede öyle bir bütünlük yok yani. Fate falan gelince ben bir şeyler duyarız diyordum. Yok ya tamam. Vallahi soundtrack konusunda yani zayıf diyemem ama hani bir tane daha ben koyayım hani Ulan aklımda çok iyi bir beste vardı. Zattiri zottiri dur buraya da onu sıkıştırayım gibi yapmamış. <gülüyor> <Zattir>. <gülüyor> Yaptıysa da benim kulağım etkilenmedi. Yani ilk filmde nerede etkilendiysem yine burada aynı şeyler var. Hatta bence ikinci filmde genel olarak biraz şeyde düşük. Şimdi ilk filmde yani hiçbir şeyden haberin yok. Dune diye bir kitap okumuşum ben seneler önce. Gidiyorsun bakalım nasıl yapmış Hollywood diye. Aa, ulan tasarımlar, müzik, görsellik, bom bom, bom bombaları vuruyor sana. ...ben şok olmuştum, kültür şoku yaşamıştım... ...ilk filmi izleyince, <laughs> şey olmuştum yani... ...ulan onun bunun evlatları... ...siz ne böyle oluyor? film yapabiliyorsunuz da... ...yapmıyor musunuz senelerdir gibi... ...yani benim Hollywood'da olan öfkemi arttırdı ilk düğün filmi... ...o kadar benim beynimden çıkmış bir filmdi ki... ...şimdi ikinci film... ...ilkinin devamı olduğu için... ...ister istemez biz de insan evladıyız... İlktekinin vuruculuğu da yok... ...çünkü ilkinde salona bir oturuyorsun... ...hatırlıyorsun daha... <laughs> ...bir ses gel, ne oluyor lan diyorsun, nereye geldik... ya yani ...işinmiyor seni başka bir evrene... <laughs> Şimdi ikinci de onun sürpriz faktörü tabii düşüyor. Ne yalan söyleyeyim ben bu sefer salonda böyle şey olmadım. Uş babu olmadım o kadar. Ama yine mesela e, kadının kum solucanıyla güreştiği sahnede olsun. E, annesinin zehir içip farklı evreni gördüğü ve Aliya'nın o mavi sıvıya evet, boyandığı abi. sahnede olsun. Paul'ün böyle işte ben Mehdi'yim ulan Stilgar susun falan çektiği sahneler falan. Böyle o bir sürü sahnede böyle şıyordum. Allah Diyon oğlum Diyon falan gibi oldum. <laughs> Ama ilk filmde kadar vurmuyor. E, o da ilk filmin gücü. Muhtemelen Yüzüklerin Efendisi için sorsam, aşağı yukarı Yüzüklerin Efendisi için de pek çok insan e, aynı hissiyatı söyleyecektir. Zaten şu an filmi ben Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslayarak konuştuğum için hani benim <laughs> total yorumum belli olmuştur. <laughs> ama örnek vereyim. Yüzüklerin Efendisi'nde ilk filmde hatırlarsam, şimdi iyi bir kıyas değil ama hani bir böyle Hollywood bir kıyas yapacağım. Şimdi kitaptan bağımsız tamam. konuşuyorum. Hollywood kıyası. Dün Yüzüklerin Efendisi ilk kitabında hatırlarsan Yüzük tayfları geliyordu böyle. Dum dum dum, dum 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 geliyorlar böyle. Hop bıçak atıyorlar bilmem ne falan. Tamam. Korkuyorsun. Aa diyorsun ne kadar korkunç. Geçiyorsun ikinci filme. İkinci filmde ikinci filmde şeyleri görüyor muyduk? Bunların uçan nazgül versiyonlarını görüyor muyduk biz? İkinci filmde mi değil ki? 3... 2'de görüyorduk ya. Kitapta çünkü derede giderken Tabii. bir tane Nazgül vuruyordu Legolas. Ama burada da iki de var mıydı bilmiyorum. Üçte kesin vardı zaten de. İki dediğim hadi de ben vardı. yani yanlış hatırlıyorsam vardı da kaç vardı. sene oldu düzeltsin abi ne? filmde daha abi. Nazgüller uçarak bir geliyor. Bir basıyor çığlığı. Salonda ben şey hatırlıyorum ilk izlediğimde aman sikeyim. İşte şeyde yok muydu? Rohan, Rohan şeyinde değil de o e, kıyı şehrine gidiyorlardı. Hı hı. O, orada geliyorlardı. İki de vardı ya evet. Ee, neyse yani Nazgüllerin Herkes versiyonunun... korkuyordu i̇lk, ha. ilk duyduklarında böyle kapanıp korkuyorlar. Aynen o, o salon da ben de titremiştim o genç halimle hatırlıyorum yani iki de o derece beni vuran bir sürpriz yaşamadı. Halbuki düşünürsen iki de daha fazla solucanlar geliyor daha olaylar, aksiyonlar, patlamalar, çatlamalar var. Tabi bu biraz kitapla da alakalı. Şimdi olmayan bir şey adam uydurup eklememiş yani onu da söyleyeyim hani evet. bu bir eleştiri gibi değil ama e, ikinci filmin biraz sürprizi de sürprizi de azdı yani o açıdan söylemek istiyorum yani. İşte film devam filmi değil ya aslında hmm. parçası işte o yüzden aslında hani ilk film biterken de aslında bitmiyor diye üzülmüştük. Çünkü bitmiyordu film böyle bir yarım kalmışlık hissi oluyordu. İki de onun devamı olunca muhtemelen tekrarı düşemezsin. Hani mesela ben de bunu anlattıklarını Sardukarlar üzerinden söyleyebilirim. İlk sahnede işte böyle insanları ters çevirmişler kanları akıyor sulardan hmm. bunlar böyle... adam bağırıyor Aynen. böyle bir şeyler oluyor falan. Şimdi o sardukar girişi sende etkili ama aradan 3 sene geçince sardukarlarım dediğinde tamam ulan bu da asker gibi oluyorsun şimdi kafanda o canlılık Hı -hı. yok hadi filmi izleyip gidince oluyor. İlk filmi ben de izledim tekrar gitmem. Herkes yapmamıştır belki. Yani. İşte kral. Şey ben olsam izledim. bir tane şey sahnesi koyardım. Benetel gezegeninde o sırada. Mentat Tufir o sırada. Anladım. Hani anladım. bir tane Sen bir deli izledim. bir şey koy abi. Çünkü Dune evreni de delilikle, manyaklıkla örülü bu arada. Yani veya da öyle bir sahne çek ki Altın Yol diyoruz ya. kuysa Saderah'ın beyninde gitmesi Hı. gereken Altın Yol. Bir geç oraya. Hani şey gibi düşün. Doktor. Ben mesela burada bu filmde neyi aradım ve bulamadım biliyor musun? Benim için hayal kırıklığı. Doctor Strange'in ilk filmini hatırlıyor musun? Bir yerde böyle bunun alnına bir basıyordu. Bu astral seyahati çıkıyordu. Orada bir sekans yapmışlardı böyle. Yok gözünle evet. çıkıyor. Yok galakside uçuyor. savruluyor, Bir geri sana. geliyor. Ne oldum lan ben falan oluyor. Ben şimdi burada bekliyordum ki. Denis Villeneuve bu kadar senelik bilim kurgu yönetmeni. Adamın renderı mı yetişmedi acaba? Ya şu Paul'ün abi hayatı içtiği sahne var ya. Kopar kanka bizi orada ya. Orada artık hani drop the best. Yani orada böyle çık, 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 ooo, falan olmamız <laughs> lazımdı. Yani anladın mı? Aşırı yükselmemiz lazımdı orada. Onun yerine birazcık şey olmuş böyle. Pol abi hayatı içti. Vay benim polüm de devrildi gitti falan gibi olmuş. Ya fırsat kaçmış vallahi. Yani çok koparması lazımdı biz orada. Altın yol, fantastik sahneler. düğün evreni de muhtemelen göremeyeceğimiz solucan krallar. Gelecek karanlık bene cezeritçiler, suret dansçıları. Yapıştır fantastik. Orada artık kopar. Aa, bu hayat içirmişsin sen bize. İkinci Dünya Savaşı'ndan manzaralar. ...düğün insanlığın geleceğinde geçiyor. Pol... Ağabey hayatı içtiği noktada bütün genetik Geçim. geçmişiyle birleşiyor. Şey gibi düşün. Assassin's Creed'de Animus'a giriyorsun evet. da geçmişindeki Hı -hı. herkesin hayatına gidiyorsun ya. Paul'un içtiği sıvı onu sağlıyor. Bütün database'i alıyor Aa, aslında. Bir yani. 18. yüzyıla at bir Butlerian Cihat'tan bir sahne koy bir oradan bir şey yap. Bir orada bir uçalım. Bir bir buçuk dakika böyle millet desin ki lan ne oluyor lan, nereye geldik. Öyle olmuyor. Onun yerine böyle bir Kovisa Sedera hoş geldin mübarek filan gibi bir şey oluyor. oba geçiyor. Ucuz. <laughs> evet içme sahnesi genel olarak biraz zayıftı ya. Orada Chani'nin gelmesi, uyanması falan da çok etkili değildi yani. Orada da biraz arada kalmış bence ama herhalde e, kotarılacak yol buydu falan gibi düşünmüş. Çok kuvvetli bir sahne değildi harbiden. Orası. Değildi kanka adam suyu içiyor, denizin kenarına gidiyor. Kardeşi diyor ki hoş geldin mübarek işte buralar hep deniz. <laughs> işte Orada daha psikopatı zaten kardeşinin orada görüp kardeşini. <laughs> Anlaşıbiliyorum. Ben o zamandan daha çok korkardım. Adamın bu karnında değil mi lan falan diye böyle. <laughs> e, kardeşi çok korkunç bir varlık bu arada. Onu az bile işlemişler. Ama yine en, i̇şte. en azından onu sık sık işlemiş ki bir sonraki filmde az, az kalmasın diye. Ama inşallah bir gün bir extended edition yapar da Paul'un hem geçmişiyle Bilmiyorum, zincir yapmaz. kurması, hem de geleceğiyle zincir kurması ve Altın Yolu görüp Altın Yoldan korkup üçüncü filmde vereceği bir takım kararları vermesi ve muaddip olmaktan neden bu kadar korkmasını seyirci daha iyi anlar. Hayvan gibi fırsat kaçmış. O yüzden 10 üzerinden 9'dur benim puanım. Yani anladın mı? Ben bu puan kırıyorum ya ikinci filmde. Kimse kusura bakmasın. Yine çok iyi film ama Doktor Strange'den daha az fantastik olmayı sen yapamazsın diyorum filminde. Onu söyleyeyim. Doktor Strange'in ilk filmini konuşuyorum bu arada. Maymunlar Cehennemi olan ikinci filminden bahsetmiyorum. Falan. Ya bilmiyorum. Şeyde ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim. Çok ha, ben mavi konuştum abi kusura bakma ya. Kafada kalmamış. Yok yok. Sen. Işte. şey <laughs> Villeneuve yapmayacak onu söyledi bu arada onu söyleyecektim. Extended, extended Şerefsizlik extended, etmesin şey. Villeneuve'de. Ee, kendisine ilgili iyi konuşuyoruz burada. İtliğin, serseriliğin <laughs> alemi yok Villeneuve. Yani terbiyesizliğin lüzumu yok. Ha, özetle Villeneuve... abi Dune güzel filmdi ama bir Past Lives değildi benim. <laughs> söyleyeceğim. Tabii, nereden geldin Past <laughs> İşte bak birinin yapamadığı sürprizi sen yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o zaman bitiriyor muyuz düğünü? Daha konuşsak konuşuruz bu arada. Bir saat devirdik. Galiba. Abi şöyle istersen. Bak şöyle bir özel program sözü verebiliriz seyircimize. Gelsen şu kitabı kral bir bitir. Tamam. Sonra biz seninle oturalım. Diyelim ki Tanrıcan hadi düğün özel bölümü. Şu Anladım. filmleri de arka arkaya izleyelim. Oturalım bir senle böyle çatlata çatlata Matrix var ya bizim iki buçuk saat, üç evet. yapıştır falan tarzı böyle ver bir porsiyon daha gönder diye Matrix konuşuruz. <laughs> Öyle bir Dune özel bölümü istersen ileri de yapalım. Olur. Çünkü daha bugün Olur. Ga Gavatar konuşacağız. Bir, bir film daha bir şeyler. Maestro var. var. <laughs> ha, <bir gülüyor> Avatar'la Maestro konuşacağız Hı -hı. şimdi evet. Yani istiyorsan önce Avatarı konuşalım diziyi, live action dizisini. Konuşalım abi. Maestro'ya evet. çünkü bence de Maestro için konuşabilecek çok bir şey yok. Yani Hele bu hafta çok zor be abi. Yani 5 dakika falan herhalde. Yokluğun olduğu haftalarda yine <laughs> yok be abi. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba hiçbir şeyimizin olmadığı bir haftada Maestro ile ilgili konuşacak çok bir şey bulamazdık ya. Evet, bence de bulamazdık. Yani, hmm. yani çok kötü bir film değil ama işte bir yandan da biyografiler artık iyi etkili biyografi çekmek biraz şeye döndü. Ya ya Oscar oynayacağız ya da öyle bir film yapacağız işte falan gibi bir yere geldi. Karakterleri, tarihi karakterleri harcıyorlar. Gibi. İstiyorsan onu konuşup çıkaralım aradan öyle geçelim. Bu kadar aradan. zaten. Maestro arkadaşlar hiç yani izleyecek hiçbir film kalmadıysa evrende. Leonard Bernstein diye çok meşhur Amerikalı bir besteci var. Onun hayatının Özenle seçilmiş ve çok küçük bir kısmını eksik olarak izlemek istiyorsanız izlenebilecek evet. bir film ama... ...yani niye böyle bir şey kim <laughs> yapsın? Yani kadrosu iyi, işte Netflix'in Oscar'a zorladığı filmlerden bir tanesi. Adamın hayatındaki aktivizmede özellikle çok değindiğini görmedim. Biraz daha şeye odaklanmış. Adam bak biseksüel ama kadınla evli. Ne zorluklar yaşıyor filan tarzı bir yere yaslanmış. Evet. Gel gelelim Bernstein da Harbiden bu arada problemli bir karakter. Vakti zamanında... Amerika'daki biliyorsun bu terörist siyahi ekiple de onlara para toplamak için de yeri geliyor. Aktivizm yapıyor. İsrail'e de destekliyor. Aa, İsrail Filarmoni'yle de piyasalara çıkıyor. Bernstein çok karışık bir karakter. Hmm. Yani harbi deli bir herif yani. Adamın bir tek şeyini yapmışlar. Ben deliyim. Biseksüel misiniz yani? Hayır deliyim. Biseksüelsiniz doğru mu? Deliyim. Biseksüel çok diyor hiç... adam falan. Hani kanka tamam da yani adamın geri kalanı ne oldu? Yani o açıdan da bence evet, şey bir yani. filmdi biraz. Ben filmi izlerken Bil Wikipedia sayfasını okudum bu arada. İki hafta öncesine kadar ben de bilmiyordum. Bernstein'in şey değilim, müridi değilim. Filmi izliyordum bir yandan. Bir yandan Wiki'ye baktım. Lan dedim, hiç bu kısımlar yok. Bir seks bir seksüel bir adam olmasına rağmen karısını da çok sevmiş. <laughs> Helal olsun abime. Abi evet çok bu kadar etkili, tuhaf ee, ne bileyim kariyeri dünya çapında yani Amerika'nın ilk işte dünya çapındaki ...orkestra şefi, en önemli filmlerine müzik yapmış insanı falan derken... <laughs> ...bu kadar büyük bir hikayeyi, kariyeri... ...ikili normal, sıradan bir insan ilişkisine, ikili bir ilişkiye indirip... ...daha insanlaştıracağım ben onu gibi bir şey... ...çünkü o bu süper kahraman değil ki zaten. Senin belki de güçlü yönlerini bu zayıflıklarla bir verip... ...o çatışmayı bize göstermen lazımdı. Çok safe bir yerden, biraz şey gibi... Queen'in solisti için yaptıkları film de öyle çok safe bir yerde evet, kalıyordu... Evet, hani bu bak, biraz adam... daha şey hadi bak. Aynen. O, ben o filmde de şey ya adam bak eşcinsel ama. neler çekmiş. Ya ama adam bir tek evet. eşcinsel değil ki hayatında bin tane şey var. Yani evet. çok karışık bir karakter hakikaten o da. E burada da şimdi Bernstein de bir sürü olayıyla... çok karışık bir adam. Karısını çok sevmiş ama bir seksüelmiş adam. Ya Allah rahmet eylesin. Şimdi ne diyeyim ben bu filme? Yani birazcık da Oscar e, bait diyorlar ya bunlara yani. Abi yapıştır eşcinselliği falan gibi olmuş. Hani kötü de değil ama adamın da hakkını vermemişler bence filan bilmiyorum. Çok aman aman bir film değil deyip üzerine çok da konuşasım daha da yok yani. Meraklısı izlesin derim de hiç yani Dune'dan sonra bütün enerjim çekildi şu an. Avatar konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> evet ya Maestro için benim de çok söyleyecek bir şeyim yok gerçekten. Ya bir tek şunu söyleyeyim. Yani... 90'larda meşhur bir Beethoven filmi vardı hatırlar mısın? Böyle Beethoven hem sağır hem böyle çalıyor hem böyle yağmurda koşarken İzlemedim ya bana, hasta oluyor hatırladım. falan. Böyle büyüdükçe biliyor film. Yani şey de değil. Yeterince dramatik bile değil bana sorarsan. Yani biraz daha böyle past lives gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim taktın Yok yok past devam, tamam değil değil tamam tamam. <laughs> Varsa bir derdin gel Harkoren'de kapışalım abi. <laughs> Geçtiğimiz haftaki past Lives muhabbetimizde bu arada ben seni konuşturmamışım kanka. O konuda özür diliyorum. Yorumlarda çok yazdılar. Hakikaten ya öyle bir şey ya. olduysa hiç farkında değilim. Yorumlarda tepki gelince ben de şey oldum lan dedim ben. Yani lafını falan bölüp konuşturmadıysam seni o konuda da özür dilerim hakikaten bu arada. Yok lan öyle bir şey hissetmedim ya. Ben de senin çok, lafını kesemem. Sen söyleyeceğin lafı söylersin bu arada. Seyircilerimiz bunu bilmiyorsa. <laughs> <laughs> yani Tancan da öyle şey birisi değil. E, ben de burada konuşmayayım falan bir adam değil bu arada arkadaşlar yani. Yani kötü sen durunca söylerim ne diyeyim yani, yani çok dert değil. Öyle bir sıkıntı hissetmedim açıkçası. Biraz yani o filmde çok ayrıldık belki ondan olabilir ki ilk ayrıldığımız filmde değil. Daha önce de birçok filmde ayrıldık yani. Neydi o bir tane daha? Matrix. <laughs> Matrix 4 mesela. Yani, aynen. evet. Yani. Matrix 4'te çok fena ayrıldık. Şeyde çok ayrılmış. Yaradılan. yine Duruk'ta ayrıldık. Yaratılan, yaratılan da yine senin sevdiğin bir şeyler vardı da Duruk'ta hmm, çok ayrılmıştık. Duruk'ta sanki. da fena ayrılmıştık. Evet evet ben evet. bazı filmlerde Oluyor fena trenine trene binip kopuyorum yani. Peki Olur kral. yani. Avatar... Evet, Avatar. evet. Abi Avatar açıkçası ilk 4 bölümü izlerken çok kötü oldum. Yani... Çok kötüydü ilk 5 bölümler. İlk dört bölüm çok kötü oldu ki bak hani sen de aşağı yukarı aynıyız bu konuda. Hani hiçbir diziyi abi üç bölüm izle açılıyor beş bölüm izle bilmem ne oluyor değil de. Yani tamamını izlediğim için bunu söylüyorum sekiz bölüm olduğu için. Gerçekten ilk dört, dört buçuk bölüm çok kötü. Sonrası fena değil ama. Hı -hı. Yani harbiden dizi biterken e, ya biz başını iyi planlayamadık. Biraz yolda çözdük biz bu diziyi nasıl kotaracağımızı ne çözmüşler biraz daha iyi olmuş hani mükemmel olmuş eh. ama ilk baştan bence bırakan çok olmuştur bu diziyi. Yani bilmiyorum izlenme sayılarını ama ilk 4 bölümde hele de Avatar izleyenler, animasyonu izleyip gelenler aman abi falan dip çıkıp gitmişlerdir yani. Ben Avatar fanı değilim. eee izledim vakti zamanında. Bizim Burcu çok sever. Geçtiğimiz aylarda Avatar'ın rol yapma oyununu... ...oynayacağız diye kitabını da okudum. Kuyoş bilmem neyle. Avatar'ın kitabı var bir tane rol yapma oyunu kitabı. Orada evrenin hı hı. detaylarını da anlatıyor. O yüzden FRP çizgi evreninde... romanları da var bu arada. Onları burada. okumadım. Ben FRP ha. evreninde... ...evren kuralları dahilinde okudum yani Avatar'ı. Ki bu da beni ilginç bir şekilde çok fazla... ...teorik bilgi sahibi yapıyor Avatar evreniyle ilgili. <laughs> ee, i̇lk bölümlerde... ...yaşadığım sıkıntının... ...haddi hesabı yok... Yani ilk bölümleri düşman başına ya. Yani hele de bu dizinin fanı olsam var ya. Kesin kapatmıştım. Ben dizinin fanı olmadığım için. Çizgi filminin fanı olmadığım için. ya Zaten bir oyun oynuyordum. Tamam yanda aksın falan diye bıraktım. <laughs> Vallahi kusura bakmasın kimse. Çok kızıyorlar bana yanda izliyorsun falan diye de. Full konsantre. Hele bir bir, bir ara bir Avatar State'e geçiyor. Döndüm baktım utanarak. Zaten Keltoş çocuğu bulmuşlar. Avatar State'de çocuğu full CGI yapmışlar. Bir de çocuğun bile Star, Starcraft'ın başındaki intro gibi kaşı gözü bir tuhaf oynuyor falan. Lan Avatar State çocuğun en cool hallerinden biri bok etmişsiniz. CGI'ler bir zayıf, bir şeyler zayıf. Zaten ruhani olarak bir çökmüş. Yani bir... bir... Bilmiyorum ben... Ya sonlara doğru... Zuko'yu bak iyi yapmışlar aslında. Oradan, oradan, oradan söyleyeyim. Zuko ile Ayroh çok iyi. Ben de o kısmı övecektim zaten. Ha, eyvallah be? eyvallah. Beni oralardan biraz daha yakaladı. Mesela Zuko'nun yanında gezen tayfanın... Zuko'nun babasını artistlik yaparak kulla, kurtardığı ekip olması mesela çok güzel bir şık bir detay. Aa hani bak Zuko'ya bağlıyorlar. Ee, Zuko ile Azula'nın castingini beğenmedim. Yani Sivri çeneli olmasıyla meşhur iki tane karakter bunlar. Yani birazcık sen dedik ki çeneye mi takılıyorsun diyeceksin ama aga Batman nasıl çenesiyle meşhur bir karakterse Batman çenesi diye bir şey vardır. <laughs> Azula ile Zuko da böyle sivri çeneli biraz böyle nasıl söyleyeyim yani o bence karakterlerinde bir parçası o sivrilik onların ee, daha korkutucu duruyorlar evet, yani daha böyle abi. agresif durmalarını sağlayan bir şey hayır şunu da söyleyeceğim yani Çinli'nin Japon'un uzak Doğu'nun sivri çenelisi yok mu abi deli gibi çocuklar var görüyoruz internette aşırı pofidik yuvarlak suratlı iki casting yapmışlar yani şeyi de anlıyorum ona denemişler belli ki abi Avatar full Asyalıların Asyalıların şeyi e, ne diyeyim dünyası. dünyası biz de Asyalı casting yapalım o zaman demişler Aşağılık SCV, Netflix biliyorsun kahpe SCV'ler. <laughs> Asya'da geçen, Asya'nın benzerinde geçen evrene Asyalı kestetmiş görüyor musun? Füksü Vay size. yavşaklar. Neyse. Ama abi Asya'nın da sivri çenesi var be kardeşim. <laughs> yani şimdi niye pamuk gibi, soğan gibi yaptın çocuğun kafasını yani. Şey oldum, ister insan, insan ister istemez biraz tip olarak benzesin istiyor. Bir orada ben bir Azulayla Zuko'dan bir koptum. Sonrasında Zuko hakikaten çocuk oynamış yani Yazan da Zuko'ya daha çok ihtimam göstermiş adeta. Yemin evet. ediyorum Katara'yla Kutara'ya kıyasla Zuko'yu daha çok seviyormuş senarist. Abanalım abi <laughs> Zuko'nun altını açalım. Ah be Zuko neler çektin. Zuko vs Avatar yap bari dizinin ismini. Biraz ilginç de olmuş yani. <laughs> abi şey zaten ilginç bir karar Hem baştan. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda pozitif düşünmüştüm. Hani işte o soykırımı göstereceğiz bir orijin hikayesi vereceğiz demişlerdi. <laughs> Okey güzel olabilir hani bir göstersinler bakalım gibi olmuştum. O kadar yanlış bir kararmış ki. Çünkü <laughs> abi çünkü animasyonun en büyük e, aslında alamet farkı Avatar'ın işte engin yolda öğrenmesi. Spoiler falan. veriyor abi ilk bölümden işte ben. Değil mi işte spoiler Tam iki hafta zaten. önce bunun örneğini vermişken <laughs> dizi de bunun şeyini yaşanması. Gerçek Hollywood şeyine burada düşmüşler yani... Bunu standart bir süper kahraman işi gibi yapalım biz. Özellikle Hı -hı. ilgili hikayesini öyle yapalım. Bak orijinini Hı -hı. verelim. Çok kötü bir karar. Bu kararı hiç vermemeleri lazımmış. Hı -hı. Bütün albenisini yok ediyor seyirci için. Yani ben avatarı, animasyonunu seven ama hiç animasyonu düşünmeden izlemeye çalışan biriyim bu iş için. Hadi Çünkü dedim ben daha böyle objektif bakmaya çalışayım. Beni orada bile sıktı. Ya yani bu orijini verdin ve hiçbir gizemi kalmadı karakterin benim için Yolcunun draması, draması draması bitti diğer karakter ilişkisi bitti çok sıkıcı bir yer geldi ama işte tam tersine Zuko ile Iroh niye gizemli ve güzel ve niye albenili oldu çünkü Hı -hı. oradaki çatışma çok büyük babasıyla bir derdi var ama bilmiyoruz yolda Tabii öğreneceğiz hep geri, geri atarak anlatıyor ya sana ulan Zuko niye Aynen. sinirli hop bir flashback ulan Iroh niye bu kadar sabırlı hop bir flashback ulan Iroh'a toprak elementindeki adam niye sinirli Hop Airoh'un geçmişine flashback. Yemin ediyorum adam Airoh'la Zuko'ya bayılmış. Avatar evet, ayağına takılmış. Adam. Ya bu keltoşu niye koydunuz buraya falan olmuş. Baymış yani <laughs> Avatardan. Yani hiç mi abi Avatar'ın sen derdini, sıkıntısını anlamadın? Yani o derdi sıkıntıyı da ilk bölümde herkes konuşarak ağzıyla veriyor. Evet ben avatarım. Evet. Her şeye denge getirmek benim üzerimde büyük bir sorumluluk. O yüzden bu konuda ne yapacağımı emin değilim. Ne kadar dramatik güzel bir sahnesi var animasyonda. Çocuklar bununla oynamak istemiyor. <laughs> bu çocuk olduğu için çok üzülüyor. Hmm. Yalnız kalıyor. İşte bu yükü kaldıramamasından çok yalnızlığı dert ediyor kendine. Yani Allah'ım ben kimse oynamayacak benle artık tek başımayım diyor. İşte onun ııı ee... Akıl hocası biraz daha oynamaya çalışıyor. Ona da bu sefer diğer e, diğerleri kızıyor böyle. Sen bu çocuğu yetiştiremiyorsun. Yumuşaksın keltoş falan diyor, ona kızıyorlar. Bunların hepsi çöp olmuş. Hepsini atmışlar. Karakterin bütün o yolda göreceğimiz alnok olacak özellikleri kaybolmuş. Mesela bunu e, Better Call Saul inanılmaz yapıyordu. <laughs> Ama Özellikle... <gülüyor> kanka. <gülüyor> Hayır şundan örnek veriyorum. Sen de bunu öldürdün yani şimdi. <laughs> Dümdüz bir karakter ya. Bak anlayacaksın. Dümdüz bir karakter abi adam. Ezik, büzük bir tane avukat. Yani sadece mafyayla kapışarak falan buraya gelmiyor. Onun ailesiyle olan ilişkisini görüyorsun. Abisinin ona nasıl büyük orospu çocukluğu yaptığını görüyorsun. Halbuki biz de işte Engi e, yolda görselik hikayesini bir orijin vermek yerine. Seyirci bence çok daha etkilenirdi. Özellikle sıfır seyirci için söylüyorum. Çok daha etkileyici olurdu. Al yani işte şeyi de öyle görüyoruz şimdi. One Piece'te yaptılar bunu. ve Aynı hmm. yaratıcısı yaptı yani. Herif kendi yarattığı şeyi değiştirdi. Evet, evet, evet. evet. Yo, One Piece. Yani. One Piece yani karakterlerin hepsinin kalbi doğru yerdeydi. Çok yani en kaba evet. tabirle böyle söyleyebilirim. Hepsinin motivasyonu, hatta motivasyondur daha oturmuştu. Çünkü anneme 25 yıllık eser adam. Kaç yaşındayken yazmış onu. 10 kere düşünürsün kendi eserin üzerinde. Avatar'ı zaten yazan adamların bu projeden çekilmesinden belliydi. Yani ya parada anlaşamadılar evet. ya fikirde anlaşamadılar. Bence fikirde anlaşamamış. Özellikle bence bak çok yani çok yap, se, yapmayı sevmem buna ama bu orijin fikrinde kesin kavga çıkmıştır abi. Orada bitmiştir işte bence. <laughs> Orada kopmuşlardır yani. Bir de şeyde Zuko'nun karakterinde. Zuko da Zuko diyorum pardon şey Soka hmm. Soka'nın karakteri de e, şey gibi başlıyor. Kurt Davası dayı gibi başlıyor. Daha böyle insel falan. Hmm. Olayını komple atmışlar. Hani anlıyorum o hikayeyi devam ettirip hani seyirciye o kadar kısa sürede veremeyeceklerini anlamışlar. Ama abi atmayabilirdim bunu yine ya da farklı bir yere çevirebilirdin. Çünkü onun yapması gereken şeyleri başkaları yapıyor. Mesela Kuzey Su Krallığı'na gidiyorlar. Orada e, oranın işte baş dayısı yapıyor böyle inselliği. Hmm. Tamam soka da yapabilirdi. Yani bunu çıkarıp niye başkasına yüklüyorsun? Yani karakter özelliklerini alıp başka karakterleri dağıtmışlar. Yani hikayenin bir parçası olsun... Seyirci hızlıca verip kaybetmeyelim diye ama hikayeyi Peki, kaybetmişsiniz. Sevgili Tancan ben bir eleştiri daha getireceğim ama biliyorsun bizim yorumlarımızda bazıları seni kadın savunmakla çok eleştirir. Evet. Katara'yı <laughs> bok etmelerini sen mi konuşmak istersin ilk ben mi konuşayım? <laughs> yani Katara Abi. Nikolodin şartlarında Nikolodin şartlarında zamanına ve yaşına göre feministlik başlı bir kızcağız tamam mı? Hani ben evet. yapacağım arkadaş diyor inatçı bir kız. Burada son bölüme kadar işte falan gibi bir karakter olmuş böyle. Lan. Çok kötü yani. Bir kata aramız vardı zaten. Yani hayır bir de sen Netflix değil misin? Senin halbuki bunların altını açman lazım. Ne <laughs> oldu yani kanka? Hani Değil mi? Netflix ne yaptı? İzlemediniz mi animeyi ya, hakikaten? Yani ulan bir de ben şeyi anlamıyorum ya. Bunu izleyeceksin. Ya uyarladın da dizi zaten. Geri ne kadar yanlış yapabilirsin? Ben bunu da anlamıyorum. Yani adam evet. bak tekrar göstereceğim. Adam şunu uyarlıyor, şunu, şunu. Na bunu uyarlıyor bak bunu. Sen zaten sen animasyonu bölüm, bölüm 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 ayrışmış bir animasyon var elinde. izleyici not alacaksın. Burada bunu diyor, burada bunu diyor. Yorum katma. Sen kimsin? Tır, tırrek. Yani zaten çocuk işi lan. Ha bir de ha onu da söyleyeceğim. Ay özür dilerim. lafını böldüm. Katar konusunda sen ne diyordun abi? Yo ben de <laughs> şey, aynı fikirdeyim yani. Katar'a şeyi bozduğu için aslında Soka'yı bozdukları için de Katar'a bozuluyor. Çünkü Katar'ın çatışması sokadan başlıyor ya. Yani o devamlı kadınlara karşı daha ön yargılı olduğu için ama bunun nedeninin babası olmasından e, biraz daha böyle erkek yani zaten tribe'ın hep genel olarak erkekleri öne çıkarmasından gelen e, genetik bir şey var. Yahu bir de bu ee, adam ka kabilede kabilede yaşayan bir tane yerli bu çocuğun ha, cinsiyetçi aynen. olmasından doğal bir şey mi var? Dünyayı gezdikçe Heh. aa olan deyip farklı bir şey görüyordu halbuki ki çocukcağız. Normal doğal yani bu işte dediğin Katara konusu buradan başlıyor zaten. Soka bozulunca sokal arasındaki çatışma şeye dönüyor. Dur abi, sen Abi sen beni şey... hiç dinlemiyorsun abi. Ben evet. kulaklarımla <laughs> hiç geçmiyor abi. Al sana lollipop lan sus ne. Asap bozucu Sonra... minik kız kardeş gibi bir şey olmuş Katar'a. Katar'ın bir karizması dışarı... vardı ya. Şeye dönüyorlar ya devamlı. Bunu attıkları için <laughs> oradaki çatışmayı değiştirmişler ve devamlı kayıpları üzerinden çatışmaya hmm. dönüyorlar. Arada birbirlerine atar yapıyorlar. Ve o sahnenin hepsi ne kadar didaktikti abi Çok. böyle durup durup müzik giriyor kayıpların var değil mi evet kayıplarım var kayıplarım babam var. öyle demezdi. babam öldü tamam mı falan Ay. hey He kanka ne kadar kötü kararlar bunlar ya vallahi yani bir Çok işi alıp kararlı. daha ruhsuz ve daha banal bir hale nasıl getirebildiniz ya ya avatarı ya çizgi film çocuk çizgi film bu daha sıkıcı hale nasıl getirdiniz lan İnanılmaz bir kapasite baş... bu. Adult değil de young adult yapmaya çalışmışlar. Young adult yaparken işin adult'ını fazla açmışlar. Ama o da olmamış. Açamamışlardı. Herhalde öyle yaptıklarını yani zannettiler. İşte tamam da One Piece yazan adamın aklı yok mu? O da şey yapsın o zaman. E hani işte, Aa işte One Piece'i Netflix'e taşıyoruz. Biraz daha işte Luffy 31 çeksin falan hani anladın mı? Adamın aklına bunlar <laughs> gelmiyor mu? Yok. Salak. iyi bir çocuk işi yap. Zaten çocuk işini yetişkinler de izliyor. Zaten Avatar'ın güzelliği o değil mi? Millet ortaokulda Avatar'ı izledi. Lisede izledi, evet. üniversitede izledi. Hala arada açıp avatar izleyen insanlar var. Çünkü Avatar bir şey iyi tutturmuş. Avatar senin bir şey eklemen gereken bir eser değil. Hiç hatta vallahi keşke bana verseler. Cansungur Avatar'ı sen uyarla deseler. Yemin ediyorum işin %80'i bitmiş <laughs> lan. Casting'i yapacaksın. CGI'ciyi yapacaksın. Allah için CGI'ları iyiydi son 4 i̇yi. bölümde. Son 4 bölümde. Ormandan Bending sonra güzelleşiyor. Benlikleri de iyiydi. No. Yani... Benlikler hatta benim beklemediğim kadar iyiydi lan. Yani evet, evet. özellikle toprak toprak çok iyiydi lan. Yani yerden kaldırıp bu disk gibi fırlatmalar falan filan bayağı güzel olmuş onun. Bu mi bence tatlıydı mesela. Bu mi ve Bumi'nin olduğu bölüm tatlıydı. Ama abi bak ben de orada o onun hikayesinde etmişler ki bak hmm. ben gatekeeping yapacağım şimdi yap, Bummy yap. üzerinden. Çünkü Bumi'nin çok güzel bir hikayesi var. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir diye. Abi bu mi geliyor? Aa bu mi bu mi diyor. Çocuğu bir tane Bu midir şlak... demiş. Bu midir? Bu midir <laughs> <Bumidir> demiş. <laughs> <Bumidir diyor. gülüyor> Çocuğun flashback sahnesi deli gibi değil. Bir tane çocuk böyle. E, ben de bu mi falan. Hmm. Sonra bu mi bir geliyor. Ben bu miyim? Ben delirdim. İşte senin yüzünden hepimiz öldük falan diyor. Sonra aptalca bir oyunun içine sokuyor. Oyun gibi de değil. Hmm. Halbuki tam tersi. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Aslında o yargılarla gelen engi değiştirmek için orada bu mi? Ve Bumi onu harbiden çok güzel bir teste sokuyordu orada. Hani gerçekten animasyon daha SJV kalıyor oğlum bu işin yanında. Nasıl olabilir bu ya? Ben inanamıyorum hala. Bu mi nasıl değiştirmiş olabilirsin? Ve bu Bumi'nin komik olduğu sahneydi. Fan servis için işte e, roller coaster sahnesini eklemişler. Hmm. Cabbage sahnesini eklemişler. Hiçbirinin şeyi yok ama. E, bir stand-up'taki gibi bize sunumu ve punchline'ı yok. Aa Kebıç adam. Bakın ne kadar komikti. Aa falan hatırladınız diyor. mı? Böyle bir adam vardı falan. <laughs> Aynen çok Bumi de öyle olmuş işte. Bumi de komik adam aslında. Bak roller coaster yapıyor. Halbuki Bumi'nin bölümü tek başına avatar evrenini şekillendiren, engi şekillendiren bölümlerden biri. Yani tamam bunu değiştir. Ama yani görünen her şey göründüğü gibi değildir anlatısının niye değiştirdin? o kötü bir şey değil ki iyi bir şey, kuvvetli bir şey. Yok abi ben anlatım ki, mı kalmış Allah, şey. Allah aşkına. Ruhlar dünyası falan sıçmış, sıvamışlar. Zaten lore'un içinden geçmişler bu arada. Yani orada çok kötüydü. E hani Avatar evrinde bir de ciddi alan arkadaşlar için Spirit spirit evrinde gidiyordu onu yakalıyor, onun yüzünü değiştiriyor. Onun ruhu yakalanınca Avatar bir anda tak diye ateş tapınağına gidiyor. Nasıl gidiyor lan bu? Ateş tapınağına bu kadar kolay gidiliyorsa git sen oğlum ya. sabahtan beri ne duruyorsun? <laughs> diye ateş tapınağına gidiyor herif. Festival mı attın şerefsiz? saatte sabahtan beri <laughs> yürüyorsunuz ananızı aldı 10 bölümdür. Ya ne yani, saçma yazdı oğlum orayı. <laughs> Anladın mı? Yani ya final bölüm bende biraz daha iyiydi. Yani final bölüme doğru çünkü iyice böyle şeyler oturdu. İşte Azula'nın hırsları, babasının şerefsizlikleri. Evet. O bir tane komutan var. Puş Puştoğlu ne adamın ismi. O bayağı iyi oynamış bence bu arada. Jao. Harbi şerefsiz. Jae mıydı? Harbi şerefsiz oynamış ama böyle tam yani ayarında. E, Ay ruhla Zuko oturuyor falan. Artık final bölümde bir şeyler birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. E bir de orada Godzilla da yapmışlar. Bizde Godzillacılık da var biliyorsun. Hani. Evet. Orası tamam. güzeldi. Ay yalnız son bölümde de o Ay prensesi Allah yani dünyanın en yanlış castingi olabilir mi ya bu? Yani o <laughs> ya bembeyaz evet. bembeyaz Peru'nun altına kap kara kaşlarıyla koymuşlar düğüne gelen şey gibi <laughs> düğünden önce Abi... saçını boyatmış gibi böyle bir kötü olmuş. <laughs> Şeyde i̇şte genel olarak bir zayıflık var ama ya saç makyajda genel bir sıkıntı var. Neden? Casting çok falso, abi. hakikaten çok falso. Yani evet. şey, casting'de koydukları kız, e, kızıl derili. Native American. Şeyde Prey'de oynayan evet. kız biliyor musun? Prey'de ne kadar iyi oynamıştı o kız, hatırlıyor musun? Aa evet, o kız doğru bak. Evet evet. Bak doğru, biz doğru. o kızı Prey'de izledik. Sessiz sessiz evet, avcı kızı ne kadar iyi oynamıştı. Kızı burada koymuşlar Gençlik dizisinde kopkara kaşların üstüne beyaz böyle Peru'da oturtmuşlar. <laughs> ah bilmiyorum ki Sokkacım ben ne yapacağım. Neyse hadi ben öldüm şekerim <laughs> falan oluyor kız. Hayır bir de Ay Prensesi. Yani ben animeden hatırlıyorum tipini. Esmer tenli, bembeyaz kaşlı, masmavi gözlü böyle hani biraz ulvi duran hani Ay Prensesi deyince hani salonda Ay Prensesi, Aha budur dersin Ay Prensesi. Yani zaten evet. Japon mitolojisinde de mi? mitolojik bir figür. Onu böyle random bir tane casting'le olmamış abi hiç yapamamışlar gerçekten. Yani e koysan oraya da bir tane şey birisini. Ee, su kabileleri gerçekte kimlerin şeyiydi? Ee, Şeydi Şey don. Hmm. Drak da onlardan ya. Drak oynayan aktör hangi memleketliydi? Sen Senin Civilization'da hmm. işte, biri seçtiğin adamlar ya gemiyle oradan oraya gidip millet anlatamadım anladım anladım ya. anladım. Şey a siktir neydi Anladın ya? Anladın mı? Suda, suda başlayan. Aynen ediyoruz. aynen o Maui Ay, falan diyesim isim geliyor? Maui. Galiba Mavi Aynen. Dur bakacağım şimdi. <laughs> şimdi su kabilesi zaten oralardan esinlenmiş. Yani ya oradan bir casting bul ya tipine uygun bir casting bul. Native American diye koymuşsun kız. E kız ama Native American duruyor şimdi. Native American'ın ne işi var orada? Hani saçma sapan yani ne tip benziyor ne makyaj benziyor? Acayip bir durum olmuş hakikaten yani. Abi işte yine makyajla kurtarabilirdi işte belki orayı. O da çok kötü gösteriyor. Ben ondan ona vurgu yaptım. Ya saç makyajla belki kurtarabilirdin. Yani Austin Butler'ın geldiği hale bak abi Fate'de. Yani. Bir de buraya bak yani. <gülüyor> <gülüyor> bence hiç orası olmamış. Saç makyajda fena çuvallamışlar. Genel çuvallamışlardı. Da. Kostümler Aa, falan da müthiş değil. Bu yani. makyaj deyince bir önceki eserimiz olan Maestro'nun makyaj aşmış gitmiş bence. O yaşlı sahnelerinde falan o Bradley Cooper'ı evet. orayı övmeden geçti. Bir şeyini övelim filmin. Yani Derisi falan sarkmış. Oğlum acayip ya. Çok, iyi yapmışsın. Çok iyiydi plastik makyaj. Ee, Evet Avatar dizisi dandik Netflix dizisiydi. Artık dandik Netflix dizisi diye bir şey var ya Avatar hakikaten oydu. Abi bir de şeyden bahsedeceğim. Neden Avatar'ın rengarenk ve renkli dünyasını Game of Thrones karanlığına çekmeye çalıştınız? Çok Eşek mi var? Ton, evet. Neden? Ton çok yanlış. Ya bazı sahnelerde içim daraldı ya. Herkes siyah deriler giyiyor. Bir de böyle şey bizim TRT'nin TRT bütün Türk dizilerini yaparken böyle simsiyah deri herkes fetişize böyle <laughs> şak bir diyesem ortamı kuruyorlar ya. <laughs> evet lan onlara benziyor. TRT gibi. Herkes siyah giyiniyor. Daha da siyah verin. Daha koyu giyinin. Adam herhalde görüntü yönetmeni bir noktada şeyi beğenmiş. Game of Thrones'da herkes koyu giyiniyor. Ateş, arada birisi bir ateş atıyor. Vov ateş çok kulduruyor ya. Yapıştır demiş. Abi böyle post apokaliptik evren mi kurulur? Avatar rengarenk dünya ya. İşte zaten o kreatif kısımda ayrılmanın nedeni bu muhtemelen işte. Bir origin iki set edilen ton. Yani hmm. set edilen ton da hiç... Ya bak hani Tercihi sorgulamayalım diyelim tamam mı ama yani şey kötü bu işe uygun değil yani biraz ona düşünmek lazım hani çelişkili duruyor abi nasıl diyeyim yani çok tuhaf duruyor bu kararlar hani avatar animesi olmasa da böyle bir hikaye için de uygun değil hı hı. yani hiç düşünmemişler bence üzerine çok kafa yoramamışlar. ya da bu kadarmış yani kapasite bu kadarmış şurada patlamış şimdi avatar evreninde son derece dramatik ve karanlık olaylar cereyan ediyor. Ama Nikolodi'nin o çizgi çizgisinin rengarenk olmasının sebebi yahu neticede 10-13 yaşındaki karakterler var bu işin başrolünde. Hadi senin dizinde bunlar olsun 15. Çocuk neticede bunlar. Yani Daenerys Targaryen gibi işte imparatorun altına yatıp oradan haneden başına geçmek gibi harbiden dramatik olaylar koymayacaksın. yani Game of Thrones renklerine ne zaman geçeceksin biliyor musun? Game of Thrones gibi olaylar yaşanacaksa. Tabii. Hani, çok ağır. Avatar böyle rakibin buzu konu sikini kesiyor onu öldürüyor gözüne şey tokuyor falan. Game of Thrones karanlık bir dizi ya. Ağır bir dizi yani. Ediyor. ediyor. İnsanlar her şey birbirini bıçak. Korkunç. <laughs> e abicim şimdi Avatar evreninde birinin birine yaptığı en sert hareket kamera dışında ya birilerinin öldürdüğünü görüyoruz. Yetişkin karakterlerin bizim çocukların da değil. En sonda da avatar işte şeyin enerjisini çekiyor. E, baş kötünün. Onun dışında pancik ponçık millet birbirine ah falan yere düşmeli falan bir şeydi. Şimdi sen bunu böyle kararttın kararttın. Zack Snyder evreni gibi iyice karanlık yaptın. Koydun başlarına da 8 yaşındaki çocuklara. He ne yapacaksın şimdi hadi bakalım buyur. Onu da <laughs> yani orada yapacağım bir sürü şey vardı onu da yapamazsın. Çünkü avatar evreni rengarenk bir evren. E bu sefer kap kapkaranlık bir avatar çekiyorsun ama... Zack Snyder'ın düştüğü hataya düşüyorsun. Karanlık lensten gelmiyor. Karanlık dizinin içinde yaşanan eserlerden geliyor. Yoksa... Olaylardan geliyor. Avatar'ın yani. rengarenk... Dün dünyasında da deliren, aklını kaçıran, evet. ölen... Yani işkenceye uğrayan... Hele Korra'da kan büküyor adamın. Aa, bilekleri Var. kırılıyor bilmem ne. Korra mesela bu tona uyar. Korra daha Ed yani. Tabii. Yoksa şey Young Adult'a daha uygun o kafa yapısı onun. Bilmiyorum. Avatar Dedim bir de, de oradan mi? da çok büyük bir ayrıma düşmüş. Yani karartmış karartmış böyle evreni. Tamam abi kararttık evreni ne olacak? Şimdi Engin gözlerini mi uyuyacaklar Yo Engin de sopası hapidikte hupidikte yürümeye çalışıyor ama Dark Souls gibi mekanda geziyor. Şimdi <laughs> olmadı ki yani. Orada da bak onun nedeni bence işte bütçeden <laughs> daralmışlar. Şimdi düğünde da film için dedik ki çok büyük bütçe dizi olsa zor olur. İşte dizi olunca bütçe daralıyor. Yani House of Dragon vesaire değilsen o kadar bütçeleri bulman çok zorlaşıyor. Bunda da bütçe yok belki. Çünkü bak şeylere de dikkat et. Ormanda gelen yaratıklar bilmem ne. Hep büyük olsa da animasyon olsa da hep dar alanda hareket ediyorlar. Hı. Fazla bir aksiyonları yok. Bir görünüp kayboluyorlar. Karakterlerle çok etkileşimleri yok. Bir tek sonda işte artık Engin o su formuyla yani değişik bir şey güzel oldu. yapmışlar evet. Bir tek ona odaklanmışlar. Geri kalan hepsi bence bütçeden çok daralmış. Mesela ilk o e, ilk gittiği adada denizden çıkardığı böyle bir su ejderi gibi bir şey varmış. Mesela o tarz e, epik e, yaratıkları direkt atmışlar. Çünkü ya bizi bozar bu bütçe falan girmeyelim topundan. Daha böyle kontrol edebilecek. İşte zaten biz işte şeyi çok göreceğiz. Appa'yı çok göreceğiz. Appa'ya odaklanalım. İşte final çok önemli. Finaldeki yaratığa odaklanalım deyip geri kalanına iyi yapsalar da çok geniş gösterip iyi bir e, kompozisyonla bize sunmamışlar yani. Çok kaçak oynamışlar oralarda. Bence Appa'yı da sallamışlar. Appa gözüküyor ama gözüküyor bir tek. Gözüküyor. Hani Tabii böyle gözüküyor bir... işte. Çok gözüküyor. Çizgi <laughs> filmde halbuki Appa bir karakterdir ya. Appa geldi falan. Hani bir böyle hayvan mayvan ama bir sempatikliği vardı. Bir böyle hareket Evimlidir, yapardı. Işte, derdi bir şey ederdi falan. İçini ısıtır. bir şey yapar. Seni burada bir, bir bağlar sempatik... yani oraya. burada öyle bir sempatik sahnesi de yok. Appa'ya binelim hadi Appa'ya binelim. E, otobüse binseydiniz abi. Ha Appa'ya binmişsin. Ha <laughs> Dolmuş'a binmişsin. Yani karakteri de yok hayvancağızın. Onu da sallamışlar. Ya, o da app mı masraf abi gitmek... artık? Mesela Appa'ya da gitmek istemez. Hıflar puflar. Appa biraz köpek gibidir aslında. Tabii, golden tabii. gibi ya. Yani Golden gibidir o yani. Ama hiç öyle yapmamışlar yani. Doğru diyorsun. Çünkü Game karanlığı abi. Burada Appa'nın ciğerini Aa onu da yiyemiyoruz. Sadece karanlık olduğu Yiyemiyoruz. <laughs> <gibi>. hani... <laughs> saçma sapan bir diziydi gerçekten. Kıçı başını tutmuyordu yani eserin özel, özetle. Yok evet maalesef. Ama çok yarım yarım da bir iş bir yandan da yani 4-5 bölüm gerçekten çok kötü. Hmm. Hiç bilmeyen için son kısımlar iyi. Devam eder bu arada ama e, bilmiyorum biraz böyle bir, o, bir an bir o noktada da yarım kalabilir. hissi Gelmedi değil yani. Şeyi Belki de salabilirler yani. Şeyi de hissettin mi sen? Ben mi kaçırdım onu acaba? Şimdi bunlar Prequel'ini yapıp Avatar'ın kabilesinin nasıl öldüğünü falan gösteriyorlar ya. Evet. Orada Sozin ve adamları geliyor. İşte diyor na, na burada diyor hava şeyleri. Ellerinden götlerinden böyle diye, ateş basıp bu diye uçuyorlar böyle tamam mı? <laughs> Öyle bir oluyor ki sanki bütün ateş bükücüler uçuyormuş gibi oluyor dizinin başında. Sonra aradan 100 yıl geçiyor ateş bükücüler böyle gemilerle geziyor. Yani şeyi anlattım orada Sozin ve adamları Sozin komet o sırada gökyüzünde olduğu için ekstra güç sahibi olduğu için uçabiliyor. Hiçbir yerde anlatmadılar. Dizinin ya başında öyle bir... gelecek. Ya e inşallah da şimdi burada saçma Anlatmadı. gözüktü biraz. Anlatabiliyor muyum? Onu demek istiyorum. Yani dizinin başında ateş bir kücüler bir çıkıyor. Elini basan Iron Man gibi uçuyor. Ulan diyorum bunları nasıl tutacaksın? Sonra gemiye binip oradan oraya abi işte yetişemedik falan. Niye? Belli i̇şte değil. Onu... Sırf finale odaklandıkları için olabilir o işte sonda e, Zuko'nun babası işte ay geliyor işte o zaman uçacağız falan gibi gaza gelecek belli ki onu böyle coştururuz burada falan deyip sallamışlar. Hmm. Orijin çok kötü fikir abi işte o yüzden çok kötü ya. yüzde %100 en fikrim sende yani orada orijin neresinden tutsa orijin kısmını yani baştaki hiç girmeyeceklerdi oraya. Dün biz gelecektik abi buzda bulacaklardı e, Sokka'yla. Katara Engi. oradan başlayacaktık yani. Evet, Biz de evet. mi yolda çözecektik zaten. Çok kötü bir karar. Sen bu çizgi filmi yapmışın. Bu çizgi film tutmuş. Bunu niye değiştiriyorsun dayı? Özetle bu. Aynen öyle. Hmm. Doğum hatta bak als bir seyircilik daha yapayım. Animasyondan eee Soka'nın e, geleneksel kıyafetleri giydiği ve ay bu çok kadın mı oldu falan deyip Engin onunla dalga geçtiği bir kısım var mesela. Ha Suki ile beraber eğitim aldığı kısmı ha. diyorsun değil mi? Hı -hı. Ha, ha Suki o, macem... çok iyiydi lan bu arada. Suki su iyiydi bak. Suki iyiydi. Evet Suki iyiydi. Adam o kadar cesursunuz o sahneyi koyaydınız bari. Yok o da yok. Bence bu da korkak yani korkak iş yapmışlar. Yani Avatar'ıdan geriye basmışlar ha. Evet. Avatar Hiç 20 çok yıllık ilginç, iş değil mi? değil mi abi? 20 <laughs> yıllık iş Avatar ya. Hayır bir de <laughs> 23... bunu seven o yüzden sevmiş yani. 20 yıllık yani oldu 20 mu ya Avatar? Ya. Olmuştur 2003 olması lazım bakayım. Vay babanın kemiği ya yaşlandık be Tancan. <laughs> Ki ben çok geç izledim yani. 2005'miş ilk bölüm. Hmm. Tam 19 sene olmuş. Ey evet, maşallah. Vallahi vakit ha. geçiyor abi. <laughs> Vallahi abi abi. Neyse. Ne olacak? Düğün için 60 sene bekledik. <gülüyor> bir <gülüyor> 60 sene daha şey. için <laughs> Yavaş Peki. yavaş olur. Haftaya neleri konuşuyoruz abim o zaman? hafta istiyorsan american fiction Portings'i alalım. Portings Oscar filmlerini bitirelim. Zaten haftaya tamam. artık Oscar filmleri tamamlanmış oluruz. galiba yani. burada sinemalardan kalktı. Ben artık onu korsanlayacağım bir şekilde. Sinemadayken girmedi. Geliyor. Hmm. Evet. Sanırım bu hafta Disney'e de ekleniyor. Bir bakarız. Ha öyle mi? A, süper. Tamam. Evet. Disney okay. Plus'a da eklenecek ama hangi gün desen şu an aklımda yok. Ama torrent, torrent her yere düştü şu an var yani dijital. Pek. O zaman sevgili dostlar, bizi bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İlk kez Yatay Bakış izlediyseniz de Yatay Bakış'ın devasa bir playlist'i var aşağıda. Linki duruyor. Oradan bakabilirsiniz. Tancan kendi kanalında NBA ve diziler, filmler üzerinde konuşmaya devam ediyor. Benim bu kanal biraz karışık. Oyun, oyun falan evet, ilginç bir kanalım var benim. Riski var, çok güzel. Riski var, alkol var, her şey var buyurun yani. <laughs> e, kendinize iyi bakıyorsunuz sevgili dostlar. Görüşüyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Best lives is late.